Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selam veren, hayırlı akşamlar dileyen, dileyecek olan bütün arkadaşlarımıza baştan ve toptan bil mukavele ediyorum. Aleyküm selam diyorum. Onların da akşamları, gündüzleri, bütün gelecekleri, ömürleri hepinizle beraber nurlu olsun. Temenni ediyorum, dua ediyorum. Ve bu akşamki konumuza hızla başlıyorum. Malum haliniz... Menemen olayının perde arkası. Müdavim arkadaşlarımız biliyor bizim yakın tarih konulu bu programlarımızda yakın tarihin de özellikle İstiklal Harbi ile beraber tek parti dönemi yoğunluklu. Yani 1922'nin 9 Eylül'ünden 1950'nin 14 Mayıs'ına kadar geçen süreç içerisinde ele aldığımız konular genellikle resmi tarihin o konuyu nasıl çarpıttı, o konunun sinir uçları sayabileceğimiz çok önemli detaylarını nasıl gizlediği ya da nasıl açıktan açığa hiç olmamış, yaşanmamış şeyleri olmuş, yaşanmış gibi göstererek alenen Türkçedeki basit, Türk sözlüğündeki basit bildiğimiz karşılığıyla yalan söylediği. Evet, resmi tarih çerçevesinin üzerinde bizim duruş şeklimiz, Batılıların tabiriyle bizim bu programlardaki resmi tarih konseptimiz arz ettiğim gibi. Şimdi bu yaklaşım tarzını aynen Menemen olayına da aktarıyoruz. Önce gerçi tahmin ediyorum herkes benimle beraber ilkokuldan itibaren Menemen olayı dediğimiz şeyin tırnak içerisinde resmi tarihin anlatımına göre daha doğru ifadesiyle resmi tarih içerikli okullarda öğrencilere yapılan beyin yıkama operasyonlarına göre ilkokulda, ortaokulda, lisede eğer yüksek tahsil yapmışsa üniversitede defalarca menemen olayını okuduk, öğrendik, anlatıldı. Ama olsun diyelim biz kendi konumuzu bütüncül ifade etmiş olabilmek için bir kere daha tekrar edelim. Resmi tarihin yaklaşımına göre menemen olayı ansiklopedik boyutuyla özet olarak neydi? Manisa ve köylerinden toplanmış olan 6-7 tane tırnak içerisinde yobaz. Bu kelimeleri kimse yadırgamasın. Çünkü az önce arz ettim resmi tarihin anlatımına göre bir giriş özeti yapıyorum. Manisa ve köylerinden toplanmış 6-7 civarında yobaz. Yaklaşık 15 gün sürecek şekilde Manisa'dan Menemen'e geliyorlar. Aradaki güzergahta bulunan köylerde durarak üçer 4'er gün özellikle bir tanesinde bir daha köyünde daha uzun süre. Burada o çevre köylülere de propaganda yaparak, sürekli zikir ayinleri düzenleyerek, bu zikir ayinlerini sürekli esrar partileriyle harmanlayarak yolda buldukları adına kıtmir dedikleri keyif suresinde Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen meşhur mübarek cennetlik köpek, Ehli Keyf'in mağaranın kapısında onları bekleyen köpeği. Kıtmir'e izafeten adına kıt, Kıtmir dedikleri kendisine de herhalde bir Kur'an'daki Kıtmir gibi kutsiyet izafe ettikleri bir de sokak köpeği peşlerine takarak 6-7 kişi ki zannediyorum biri hariç ilginç bir tevafuk hepsinin ismi Mehmet olan bu ekip 23 Aralık 1930 günü sabah namazı öncesinde Menemen'e giriş yapıyorlar. Menemen'deki camilerden birine gidiyorlar camiye gelen cemaat başta olmak üzere seslerini duyurabildikleri bütün menemen halkını camiye davet ederek diyorlar ki işte bu baştaki derviş Mehmet Mehdi'dir. Menemen'in etrafını 100 bin kişilik bir Arap hilafet ordusu sardı. Bu dinsiz layık rejim yıkılacak. Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kadro hak ettiği cezaya uğratılacak. Ve bu olay Menemen'den başlıyor. İşte bir yeşil sancak diktik cihat sancağı. Bu sancağın altına gelip toplanmayan herkes otomatikman kafir olacak ve hepsinin harbi kafir kabul edilecekleri için kellelere vurulacak, işte malları yağmalanacak falan şeklinde bir duyuru yapıyorlar. İnsanlar merak sayıkasıyla büyük ölçüde haberdar olanlar o meydana toplanıyorlar. Olup biteni seyretme düşüncesiyle, psikolojisiyle. Sonra bunları bastırmak üzere Menemen'de bulunan askeri birlikten bir alay bu. Kubilay deniliyor tarihlerde ama o dönem basınına bakacak olursanız tam o günlerde yayınlanmış olan gazetelere Kubilay isminin biraz sonradan düzeltilmiş, icat edilmiş, rafine edilmiş, estetize hale batılıların tabiriyle getirilmiş bir isim olduğunu görürsünüz. İlginç arkadaşlar yani bu Can alıcı öneme sahip olmamakla beraber fakat konunun enteresan taraflarından bir tanesi. Başlangıçtaki isim Kubilay değil, Koplay. Anlamı nedir bilmiyorum. E biz de tarihi hakikatlere sadık kalma noktasında hassas olduğumuz için bundan sonra bu ön bilgiyi paylaşarak sizinle kimsenin yadırgamaması için o vatandaştan artık Kubilay değil de doğrusuna uygun olarak Koplay diye bahsedeceğiz. Çünkü o günlerin gazetelerinde doğrudan ikincil tarihi kaynaklarında geçen isim bu ifade bu. Belirtmiş olalım. Evet Koplay isminde bir öğretmen asıl mesleği ilkokul öğretmeni Mustafa Fehmi'ymiş ondan önceki ismi. Ama bu layıkleşme ve sözüm ona Türkleşme kampanyası içerisinde İkisi de ayrı ayrı İslam kokan Mustafa ismini kabul etmemiş, kendisi reddetmiş. Koca yetişkin öğretmen bu yani, Türk'te değil. Ve çevresine demiş ki artık bana Mustafa demeyin. Nedense Mustafa ismine karşı demek ki o dönemde bir genel alerji var. Belki Efendimizin aleyhissalatü vesselam ismi olmasından ötürüdür. E peki sana ne diyelim? İşte Türklüğü, İslam öncesi, sözüm ona Türk tarihini anıştıracak biçimde bana koplay deyin diyor. Hani akla gelebilen en yakın ihtimal Cengiz Han'ın oğullarından acaba Kubilay mı? Bilemiyorum arkadaşlar. Çok da önemli değil. Evet işte bu asıl mesleği öğretmenlik olan ve o sırada Menemen'deki askeri alayda yedek subay olarak askerlik vazifesini ikmal etmekte bulunan yedek subay Asteğmen Koplay'ın emrine alay komutanı 15-20 civarında asker veriyor. Diyor ki böyle böyle menemende bir şeyler oluyormuş falanca cami yakınlarında. Git bir bak bakalım duruma el koy. Bunun üzerine Koplay geliyor. Tek başına cesaretle tırnak içinde o yobazların üzerine yürüyor. Defolun dağılın diyor. Onlar dağılmayız falan deyince o yobazların başındaki Derviş Mehmet denilen zata iki tokat atıyor. Bunun üzerine Derviş Mehmet ona hücum ediyor. İşte buna karşı Kubilay elindeki tüfeği ateşliyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Tüfeklerde kendisinin ve askerlerin silahlarında manevra mermisi var. Yani merminin çekirdeği yok. Ateşliyor, kovan var ama fakat namludan bir şey çıkmıyor. Karşıdakine bir şey yapabilmesi mümkün değil kendisine tüfek ateş edildiği halde hiçbir şey olmadığını görünce Derviş Mehmet bir esrar keş meczup zaten. iyice kendinden geçiyor. Gördünüz mü diyor halkada işte bak bunların tüfekleri bile bize etki etmiyor. Bunun üzerine Kubilay'ın üzerine hücum ediyor, yaralıyor. Kubilay yaralı olarak kaçmaya çalışıyor, peşinden yetişiyor. Caminin önünde bir musalla taşında yatırıyor. Bağışlamanızı rica ediyorum. İğrenç bir sahne, vahşi. Yaralı olarak koplayın. Başını kesiyor, gövdesinden ayırıyor. Sonra, gerçi eleştiriliyor işin bu kısmının doğru olduğu ciddi tarihçiler tarafından. İddianameye bakacak olursak mahkemedeki savcı iddianamesine. O yeşil bayrağın tepesine geçirmeye çalışıyor. Hatta başta baş geçmiyor bayrağın tepesine düşüyor. Sonra çevrede bulunan bir Yahudi bakkaldan aldığı bir urganla bağlayarak koplayın başını bayrağın tepesine getiriyor. Bununla işte Menemen sokaklarında dolaşılıyor. Derken bir süre sonra alaydan daha kuvvetli ve bu sefer gerçek mermilere sahip olan ikinci bir birlik geliyor. Bu yobazların üzerine yaylım ateşi açıyor. Bu Mehmetlerin hepsini öldürüyor bütün elebaşlarını Derviş Mehmet başta olmak üzere. Ve ondan sonra isyanızla bastırılıyor. Sonraki tahkikatta görülüyor ki bu 3-5 tane yobazın Manisa ve civarından çıkıp gelmiş, 3-5 tane sözüm ona yobazın icraatı değil, Türkiye çapında muazzam bir gizli organizasyon, merkezinde Nakşibendi Tarikatı'nın olduğu kişi olarak da, o sırada İstanbul Erenköy'de ikamet etmekte olan meşhur Nakşibendi Şeyhi, Esat Erbili Hazretlerinin bulunduğu, Şeyh Esat Efendi'nin, bulunduğu muazzam bir irticayı gizli örgüt organizasyon. Sözüm ona tahkikatta bu durum ortaya çıkınca bununla bağlantısı olan herkes Türkiye'de toplanıyor. Tabii başta arz ettim yani şu sırada anlatma olduk anlatmakta olduklarım konuyu bir bütün halinde ve sistematik olarak ele almak maksadıyla özet olarak anlattığım konuyla ilgili konuyla ilgili resmi tarih anlatımı. Yani sonradan yayına girmiş olan bilgisayarını açmış olan arkadaşlarımızda bir kafa karışıklığı oluşmasın diye bir kez daha tekrar ediyorum. Şimdi asıl vaktimizi zaten ona harcayacağım. Bu resmi tarih anlatımı arkadaşlar baştan sona yalandır. Yani genel olarak 1922-1950 arasında kalan tek parti resmi tarih anlatımı genel olarak yalandır da bunu az çok okumuş olanlar zaten bilirler de. Ama konu 23 Aralık 1930 Menemen olayı olduğunda resmi tarihin yalan yoğunluğu kendi ortalamasının bile en azından 3-4 kat ötesine geçmiştir. Yani yalan yoğun yalan bir anlatımdır bu olay. Şu anlattıklarım da işte aşağı yukarı hepsi bir parça yalan içeren şeyler. Sonra ne oldu? Bir askeri mahkeme toplandı. Hemen menemen İzmir ve Manisa illerinde sık yönetim ilan edildi. Öyle olunca bir askeri mahkeme olayı devraldı. Başına seçme birisi Mustafa Moğol alıp başa getirildi. 1943 senesinde Van'ın Özalp ilçesinde sorgusuz sualsiz, bunlar kaçakçılık yapıyorlar, eşkıyalık yapıyorlar diye 33 tane Kürt köylüsünü kurşuna dizdirtecek olan ve çok partili hayata geçirdikten sonra bu 33 köylüyü kurşuna dizdirme olayı yeniden açılıp hesap sorulduğunda mahkeme edildiğinde emrin asıl sahibi olan dönemin milli şefi İsmet Paşa tarafından kendi haline terk edilecek olan hayatının son yıllarını tutuklu olarak yargılanırken hapiste geçirecek olan bu arada Alzheimer hastalığına yakalanıp tamamen kendini bilmez hale gelecek bir perişan ömür sonu ...yaşayarak dünyadan o şekilde ayrılacak olan Mustafa Muğla'lıdan bahsediyoruz. Yani 43 senesinde 33 tane masum köylünün sorgusuz suarsız kurşuna dizilmesi olayında da... ...bir kere daha kendini göstereceği üzere Mustafa Muğla'lı'nın niteliği arkadaşlar... ...görünürde bir komutan subay. Gerçek niteliği rejimin dönemin tek parti CHP faşizminin ideal tetikçilerinden biri olması... O yüzden mahkeme başkanlığına da o getirildi. Bir falso yapmasın, hiç kimseye karşı merhamet göstermesin ve en tepeden gelecek olan emirleri, cezalandırma emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirsin mülazazasıyla. Mahkeme birazdan detaylarına gireceğim. Ancak Nazi Almanya'sında Roland Freisler isimli meşhur Hitler hayranı Nazi hakiminin mahkemelerine benzetilebilecek bir devlet terörü örneği sergiledi ve bitti. Ben hemen olayı özet olarak bundan ibaret. Şimdi bu resmi tarihin baştan sona kadar yalana dayandırılmış Menemen olayı özetini anlattıktan sonra Arkadaşlar zannediyorum herkes zihnen hazır hale gelmiştir. Peki bu işin doğrusu nedir? Resmi tarihin ısrarla yalan içinde yalan olduğunu ifade ettiğimiz bu anlatımının yalan olduğunun delili nedir? Dayanağı nedir? Onları şimdi olayı en başından alarak teker teker vaktimizin müsaade ettiği or oranda detaylarına girerek aydınlatmaya başlayalım ve şuradan başlayalım. Bu olayın öncesinde onun bu olayın oturduğu bir bağlam var mı? Türkiye'nin genel sosyopolitiği ile alakalı var. Çok hızlı geçeceğim burayı. 23 Aralık 1930 demiştik Menemen olayı için bunu unutmayın. Aynı senenin 1930 senesinin bahar aylarından itibaren Atatürk bir çok parti denemesi yapmaya karar verdi. Okumuş olanlar bilirler meşhur serbest fırka. Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesi Fethi Okyar'a yaptırdı. Bu iş için uygun adam olarak dönemin Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'ı gördü. Ve Fethi Okyar 1930 yazında Mutat yaz ta tatili için Türkiye'ye geldiğinde Atatürk Florya Yalova Köşkü'nde Fethi Okyar'la konuştu. Başta pek yanaşmak istemedi Fethi Okyar. Bunların detaylarına girmiyorum. Çünkü vakit mahdut, konu zengin. Atatürk'ün ısrar etmesi ve çeşitli garantiler de vermesi üzerine Fethi Okyar Kerhen bir ikinci parti kurup başına geçmeyi kabul etti. Serbest Cumhuriyet Fırkası başlamış oldu Ağustos ayındayız. Serbest Cumhuriyet Fırkası yaygın tabiriyle bir muaza yani danışıklı dövüş partisi olmasına rağmen halktan görmüş olduğu muazzam ilgiyle Normal şartlarda ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Fırkasını yerle bir edip tek başına ve ezici çoğunlukla iktidar olabileceği anlaşıldı. O zaman bu işin bu projenin arkasındaki insanlar dediler ki yani şaka başka bir şeye dönüşmek üzere bir deneme yapalım dedik. Bir danışıklı dövüş partisi kuralım dedik. Buna biçilmiş olan rolle normalde majestelerine muhalefeti olmak işte diyelim 400 kişilik mecliste 50 60 milletvekillik bir grupla muhalefet partisi rolünü oynamak. Dolayısıyla bütün dünyaya dışarıya karşı işte gördünüz mü bak Türkiye'de de demokrasi var, diktatörlük yok. İşte birden fazla parti var falan dedirtebilmek. Çünkü bunu Atatürk Fethi Okyar'ı ikna etmeye çalışırken bizzat kendi ağzından ifade ediyor. Fethi Okyar'ın anılarında okuyoruz. Ama halk bu işi fazlasıyla ciddiye aldı. Yani anlayın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan dönemin Türk halkının ne kadar yaka sirttiğini, illallah ettiğini ve bizzat CHP yöneticilerinin ifadesiyle şöyle geçiyor çünkü anı kitaplarında. İzmir'den başlayarak Manisa Balıkesir üzerinden Ege seyahatine çıktığında Fethi Okyar gittiği her yerde Cumhuriyet Halk Fırkası'nı söndüre söndüre yol aldı. E bu söndüre söndüre gidişinden de anlaşıldı ki bu işin önü alınmaz, bu şakadan vazgeçilmezse birkaç ay içerisinde ortada ne Cumhuriyet Halk Fırkası kalacak, ne rejim kalacak belki ne de onun kurucu babaları kalacak. Sonuçta 90 günlük bir süre içerisinde serbest fırka kapatıldı. Ama serbest fırka vasıtasıyla kendisini göstermiş olan o muazzam toplumsal muhalefet potansiyeli dönemin yöneticilerini fevkalade ürkütmeye, korkutmaya haliyle devam ediyor. Şimdi kurumsal olarak bu danışıklı dövüş partisini kapattık ama fakat onunla fırsat bulunca kendisini ortaya koymuş olan bu muazzam, hiç tahmin etmediğimiz, hiç bu oranda olmasını beklemediğimiz bu muhteşem toplumsal potansiyeli de devlet güçlerini kullanarak terörize edip bastırmak, bunların lider kadrosunu en azından ortadan kaldırmak lazım. İşte arkadaşlar Menemen dediğimiz Menemen isyan denilen olayın gerçek arka planı ve tarihsel bağlamı budur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan sonra toplumda benzeri bir fırsatta mesela yeniden baş kaldırmayı, isyan etmeyi, yöneticilere hücum etmeyi, rejimi düzeni değiştirmeyi falan düşünebilecek, buna kalkışabilecek bütün potansiyel sivri muhalefet unsurlarını geleceğin potansiyel muhalefet liderlerini ortadan kaldırmak. Nokta. Olayın püf noktası, stratejik kısmı, can alıcı bölümü budur. Menemen isyanı denilen, şimdi tam ismini koyuyorum artık, derin devlet operasyonunu dönemin derin devletini planlamaya ve icra etmeye yönelten gerçek tarihsel sebep az önce arz etmiş olduğum şeydir. Sonra uygulamaya geçildi. Bunun için Derviş Mehmet denilen birisi bulundu Manisa'dan. Kimmiş bu Derviş Mehmet? Menemen ve Kubilay olayı isimli kitap Osman Selim Kocağanoğlu ki halen hayatta olan birisidir. Yakın zamanda yayınlanmış bir kitaptır bu. Fevkalade Atatürkçüdür, fevkalade Kemalisttir. Kitapta sahibi de. Belirtelim bunu. Oradan okuyoruz temel yayınlarından. Alıntıladığımız yerde mahkeme zabıtları. Soruyor hakim. Mehdi Mehmet'i nasıl bir adam olarak tanıyorsun? Cevap. İkide bir saçma bir takım saçma şeyler ve safsatılar söyleyen serseridir. Yedi sene evvel kendisini bekçi tayin etmişlerdi Manisa'da. Bir akşam dükkanımın yanından geçti sordum para çıkıyor mu dedim. O da çet olduğum sırada daha iyi para kazanıyorum dedi idi. Yani Bekçi Mehmet, Derviş Mehmet, Mehdi Mehmet hepsi aynı. Önceki hayatında son 7 senesinde bekçilik yapmış, kazancından şikayetçi. Peki bu 7 senelik bekçilik öncesinde mesleği neymiş bunun? Kendi ifadesiyle bildiğiniz eşkıya. Sonra bu ben Mehdi'yim, ahir zaman Mehdi'siyim diye ortaya çıkacak. Şimdi şuraya dikkat edin. Ben Mehdi'yim diye ortaya çıktığında Derviş Mehmet'e kendi köylüleri bile sen Sübhaneke'yi okumayı bile bilmezsin. Nasıl Mehdi oluyorsun, nasıl derviş oluyorsun diye itiraz ediyorlar, dalga geçmeye başlıyorlar. Sonra bu etrafına kendisi gibi ya macera perest ya kafadan kontak ya başka türlü niyetleri olan bunların ayrıntılarına geleceğim. 6-7 kişi topluyor ve yoğun bir şekilde aylar boyunca 1930'un ilk dönemlerinden, ilk aylarından ya da ortasından bahsediyoruz. Buraya dikkat edin. Manisa şehri içerisinde kahvehanelerde Derviş Mehmet ve etrafına topladığı çekirdek Mehdi ekibi Aylar boyunca Manisa kahvehanelerinde ahir zaman mehdisi geldi gelmek üzere silahlanacağız, baş kaldıracağız, hükümeti devireceğiz gibi 1930 senesinin Türkiye'sinde normalde bir insanın gece el ayak çekildikten sonra başından aşağı yorganı çekip yanında yatmakta olan karısına fısıltıyla bile söylemekten endişe edebileceği lafları Derviş Mehmet ve Çekirdek ekibi 1930 senesinin ilk ve yaz mevsimine gelen ayları boyunca Manisa kahvehanelerinde onlarca insanın ortasında bağıra bağıra söylüyorlar. Provokasyon mu değil mi? Hiç kimse ilişmiyor. Karşılaştırma unsuru olarak şunu vereyim. 1925 senesi sonbaharı şapka inkılabı yapılmış. Halk dini sebeplerle Anadolu'da yer yer buna itiraz ediyor. İtiraz da protesto etmekten ibaret. Mesela bu itirazcılardan bir tanesi Sivas'ta Çil Mehmet isminde birisi bir kahvehanenin duvarına şapka inkılabını eleştiren bir bildiri asmıştı. Türkiye çapında olay oldu. Tahkikat kısa zamanda yakalandı. İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, idam cezası aldı ve cezası infaz edildi. Bir karşılaştırma unsuru olarak düşünün sene 1925, sene 1930, 5 senelik bir zaman geçmiş ama temel siyasi dengelerde, hassasiyetlerde sivrisinek bile uçmamış. Kıl kadar bir fark yok. Şimdi normalde şapka inkılabı İslam'a uygun değildir manasında bir bildiriyi götürüp bir kahvehanenin duvarına asmış olanı aynı devlet yakaladı. Vay sen ne yaptın dedi, yargıladı, idam etti. Beş sene sonra Manisa'da Derviş Mehmet denilen bu serseri provokatörünün başını çektiği bir grup kahvehanelerde bağıra bağıra Mehdi zuhur etmek üzere isyan çıkartacağız, ihtilal yapacağız, insanları asacağız, vuracağız, keseceğiz. Layık denilen bu dinsiz rejimi değiştireceğiz. Başta Mustafa Kemal Paşa hepsini katledeceğiz ve yeniden şeriatı ilan edeceğiz, alefeliğe getireceğiz diyorlar aylarca en basit bir zabıta tahkikatına bile konu teşkil etmiyorlar. Şimdi evet yani o zamanki devletin işte aşırı hoşgörüsüdür, demokratlığıdır veyahut da ilgisizliğidir diyor iseniz her şeye rağmen öyle demeye devam edin derim ben. Samimi olarak bu olayı o şekilde yorumluyorsanız zaten hani kusura bakmayın ama Vaktinizi benim bundan sonraki anlattığımı dinlemekle de israf etmeyin. Daha faydalı işlerde kullanın. E yok canım yani şimdi akıl var, mantık var. Bir basit bildiri asana götürüp çatır çatır idam eden devlet Manisa'da aylarca rejimi şöyle yıkacağız, şeriatı böyle getireceğiz diye bangır bangır konuşan adamları hiç boş bırakır mıydı? Ya ama bıraktı. Bıraktı ki o senenin sonunda en nihayet kendilerini hazır hissettiklerinde demeyeceğim. Onları kullanmakta olan derin odaklar tamam artık vakit geldi hadi bakalım harekete geçin işaretini verdiklerinde yani Aralık 1930 ayı içerisinde o ayın başlarında Manisa'dan yola çıktılar. Ağır ağır köylerde dura dura menemene doğru yöneldiler. Kuş uçuşu 30-40 kilometrelik bir mesafedir. Evet sonra 23 Aralık günü bunlar Menemen'de o camiden içeri girdiler. Olay duyulur duyulmaz arkadaşlar. Yüzbaşı Fahri kim? Yüzbaşı Fahri. Menemen ilçesi jandarma komutanı. Yanında makinalı tüfekleri de bulunan ve tüfeklerindeki mermiler öyle az sonra gelecek olan koplay müfrezesinin tüfekleri gibi manevra mermileri değil. Gerçek mermiler yüklü, makinalı tüfeğe de ayrıca sahip. Yüzbaşı Fahri'nin emrindeki bir jandarma müfrezesi ne oluyor burada diyerekten geldi baktı. Derviş Mehmet ona gene sert bir edayla biz dedi hilafeti geri getiriyoruz. Mehdi zuhur etti. Yüzbaşı Fahri ona çok yumuşak bir edayla nasihat etti. Bunlar dedi yanlış işler böyle şeylere girişmeyin kalkışmayın falan. Karikatürize ediyorum ama aynen anlattığım gibidir konuşmaların özü. Öyle çok da üstüne varmadan biraz nasihat eder gibi oldu. Karşıdaki zaten o sırada kuvvetli esrar çekmiş vaziyette. Yani ne önünü görebiliyor ne duyduğunu anlayabiliyor. Yüzbaşı fare bunun üzerine yanındaki jandarma müfrezesini toparladı geri çekildi. Ne yaptı nereye gitti? Jandarma karakoluna girdi. Karakolun kapılarını içeriden kilitledi. Ve öğlen oluncaya kadar da dışarıya çıkmadı. Buna tekrardan geri döneceğiz ilginç değil mi sizce de? Evet arz etmiştik. İsyan haberi askeri alaya ulaşınca şimdi bir provokasyon delili daha. Alay komutanının yerine koyun kendinizi. Menemen'de aşağıda alay biraz daha yüksek rakımda kalır çünkü ben de kendimi Menemenli olarak kabul edebilirim. Normalde Foça'lıyım İzmir Foça'lıyım ama Foçay'la Menemen arası karayoluyla 35 kilometredir. Kuş uçuşu direkt giderseniz tahmin ediyorum 20 kilometre ya vardır ya yoktur. Yani dolayısıyla hayatım benim aynı zamanda Menemen'de de geçmiştir dersen mübalağa olmaz. Bununla ilgili önemli bazı ayrıntılara konuya dair kişisel bilgilerime ayrıca geri geldiğinde geri döneceğim. Evet alay biraz yukarıda kalıyor. Alay komutanı. Şimdi bunu hayalinizde canlandırın derim ben size. Kopla'yı çağırıyor ona emir veriyor. Olay ne? E, gelen ilk haberlere göre aşağıda Menemen camilerinden birinde elleri silahlı çünkü bu gelen tiplerin hepsi silahlıdır. Ve mahkeme tahkikatı bile yani meşhur Mustafa Muğla'lı Paşa'nın sözüm onu askeri mahkemesinin soruşturması bile o silahların kaynağını tespit edememiştir. Edemezdi çünkü derin devlette. Silahlı bir grup gelmiş 1930 Türkiye'sindesiniz. Hilafeti geri getirmekten, şeriattan, rejimi devirmekten falan bahsediyor. Siz alay komutanı olarak bu bilgileri aldınız. Şimdi kendinizi o alay komutanının yerine koyun. Alayınızda muazzaf profesyonel askerliğin eğitimini almış askeri lisede harb okulunda okumuş senelerden beridir subaylık yapmakta olan koca bir alay. Teğmen rütbesinden tutun, binbaşı yarbay rütbesine kadar bir yığın muazzaf ciddi askeri lider subay varken gerçek mesleği bir iki ay öncesine kadar öğretmenlik olmuş olan 19-20 yaşlarında Kopla isminde burnunun ucunu idrak etmekten mahrum bir yedek subayı mı gönderirsiniz? Bu kadar kritik bir olayı bastırmak için. Kendinizi alay komutanının yerine koyun. O günkü Türkiye hassasiyetini göz önünde bulundurun. Sorunun cevabını siz verin. Bu yedek subayı, bu zavallı insanı, bu askerlikle, iç asayişle, hatta silahı tutmakla, doğrultmakla bile normalde alakası olamayacak. Bu zavallı çocuğu diyelim ki gönderdiniz onun yanına verdiğiniz askeri müfrezeye manevra mermisini verirsiniz. Karşıdaki insanların hepsinin eli silahlı olduğu bilgisi geldi. Bunların esrarkeş olduğu anlaşıldı mı bilemiyorum. Ama eline silahı alıp yeşil bayrak çekip halkı toplanmaya, silahlı isyana, rejimi devirmeye bu maksatla kurulmuş olan sözüm ona orduya, katılmaya davet eden insanlar olduğu bilgisi geldiği o durumda evet tekrar ediyorum 19-20 yaşlarında yedek subaylık yapmakta olan bir çocuğu emrine 10-15 tane aslında gerçekte tüfekleri boş olan askerleri arkasına takarak mı gönderirsin ama bu oldu ve ondan sonra Kubilay gittin Kubilay orada neler yaşadı? Burası biraz karışık arkadaşlar. Mesela rahmetli Mehmet Necib Fazıl Kısakürek'in son devrin din Mazlumları kitabında bir kaynak belirtmek sizin onu belirtelim. Paylaştığı bilgiye göre diyor ki Kubilay'ı resmi tarihin iddia ettiği gibi koplayı, derviş Mehmet burmadı, halk arasında izleyiciler arasında çarşaflı bir kadın kıyafetinde saklanmış, gerçekte erkek olan birisi tüfekle de değil revolver yani toplu tabanca mermisiyle vurdu. Ama silah Derviş Mehmet'in arkası tarafından atıldığı için sanki o ateş etmiş gibi zannettirildi. İşte sonra o çarşaflı kadın kılığına girmiş olan vatandaş biraz daha olayı izleyip sonuna doğru sert adımlarla aynen böyle geçer Necip Fazıl'ın kitabında. Bölgeyi terk etti ve bu kimdi? hiçbir şekilde hiçbir zaman ortaya çıkartılamadı. Şimdi dürüstlüğümüzün gereği bana denirse ki yani Necip Fazıl bu son derece kritik bilgiye kaynak gösteriyor mu? Hayır. Öyleyse bu bilgi parantez içerisine alınarak değerlendirilmeli. Yani kesindir böyle denilmemeli ama ama Kemal Atatürk Batı'nın Yolu kitabın ismi Alexander Javakov resmi tarihin yabancı yazarlara ait versiyonunun en kült kitaplarından bir tanesidir. Sayfa 300'de diyor ki dönemin Ankara'da görev yapmakta olan Fransız askeri ateşesi bu olayı Paris'teki üst makamlarına yazdığı raporda bildirirken dedi ki bu olay aslında söze girerken anlattığım Fethi kurdurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası olayıyla alakalı bir devlet operasyonuydu. Evet az önce bahsini ettiğimiz alıntı okuduğumuz Menemen ve Kubilay olayı Osman Selim Kocağanoğlu yani en hızlı resmi tarihçilerden bir tanesi. Kitabının 210. sayfasında diyor ki bütün Fransız basını Menemen'i dönemin hükümetinin rejiminin serbest cumhuriyet fırkayı kapatma komplosunun bir parçası olarak yorumladı. Muhtemelen bunda Fransız askeri ateşesinin Paris'e yazmış olduğu raporunda etkisi var idi. Devam ediyorum hızlı hızlı. Çünkü bir taraftan gözüm saatte. Bir saate aşmak istemiyorum. Kalanında da inşallah sorularımıza olabildiği kadar cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar mahkeme 28 kişi hakkında mahkeme bölümüne, mahkemede sergilenen devlet terörüne ayrıca geleceğim. 28 kişi hakkında idam kararı verdi. Sonuçta yani işin özüne geliyorum. Daha fazlaydı bunlar indirildi. Bunlardan bir tanesi mahkeme süreci devam eder. Mahkeme süreci bittikten sonra idam kararı verildikten sonra görünürde doğal sebeplerden öldü, yaşlıktan olabilir. İki tanesi ilginç. Bu iki taneden de bir tanesi özellikle önemli ve ilginç. Çünkü bu Manisa'dan beri işin içinde. Az önce bahsini ettim ya önceki aylarda provokasyonun altyapısı hazırlanırken Derviş Mehmet ve arkadaşları aylarca Manisa kahvehanelerinde bangır bangır Mehdi zuhur etmek üzere hilafet ordusu Türkiye'yi işgal etmek üzere paşaları asacağız keseceğiz halifeliği geri getireceğiz şeriatı ilan edeceğiz propagandaları yaparken buralarda daha işin içine dahil olmuş olan Terzi Talat isminde biri var ve onun bir arkadaşı var daha Manisa ayağından işin içerisinde. Mustafa Muğlalı Paşa Mahkemesi'nin idam kararı verdiği 28 kişiden iki tanesi de bunlar. Mahkeme idam kararlarını verdikten sonra yasa gereği olarak meclisin onayına gitti. Mecliste genel kurula gelmeden önce meclis adalet komisyonunda teker teker bu kararlar elden geçirildi. Meclis adalet komisyonu herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir açıklama yapmadan Manisalı Terzi Talat ve arkadaşının idam cezasını iki sene hapis cezasına çevirdi ve öyle infaz edildi. Ne diyeceğiz şimdi biz buna? Meclis Adalet Komisyonu'nun konuyla alakalı resmi karar metninde de madelet gereği diyor. Sadece o kadar. Yani adaletin gereği olarak diyor. İdam mahkumu Terzi Talat ve işte arkadaşı filanca affedilmişlerdir. Onun yerine iki sene hapisle cezalandırılmaları yeterli görülmüştür. O iki sene hapsi de bunlar gerçekten yatmış mıdır? Buna dair bir bilgimiz yok. Ben şahsen hiç inanmam. En azından merak ederim. İzahı nedir? İzahı yok arkadaşlar. Yani şimdi garipliğe bakın. Bir tarafta mahkeme diyor ki bunların idam edilmesi lazım. Meclis diyor ki iki sene hapis yatarlarsa yeter. Hani meclis demiş olsaydık ki ya idam fazla olmuş da müebbet hapis yatsınlar, ağır hapis yatsınlar, 30 sene 40 sene hapis yatsınlar bir derece diyecektik. Ama mahkemeden idam kararı çıkıp meclisin bunu 2 sene hapse indirgemesi ve bu muazzam bir uçtan öteki uca sıçramayı izah eder açıklar hiçbir delil, hiçbir olgu, hiçbir yorum, hiçbir argüman ortaya koymaması Resmi karar metninde sadece madelet gereği İki kelime bunu kullanmış olmasını hayır bu provokasyon değildir bu olay baştan sona aynen resmi tarihin anlattığı gibi gerçekleşmiştir falan diyen bu yaklaşımı bu tezi savunan birinin acaba bu garipliği açıklayabilme adını ortaya koyabileceği bir açıklama biçimi var mıdır? Ben gerçekten merak ediyorum. Evet arkadaşlar az önce demiştim ki ben Foçalı olmak itibarıyla Foça Menemen çok yakın olmaları itibarıyla yarıda Menemenli sayılabilirim. Şimdi ona geliyorum. Bizzat olayın şahitlerinden aylarca Menemen hapishanesinde bu olayla bağlantılı olarak tutuklanmış yargılanmaksızın hapis yatmış daha sonra mahkemesine gerek yoktur denilerek çünkü yeterli gözdağını almış olduğundan ötürü serbest bırakılmış olan bir insandan bizzat dinlemiş olduğum kısmını da aktaracağım. Ama başında şu bilgiyi paylaşalım. Cemil Koçak'ın İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kitabının 333 ve 338. sayfalarından o 90 günlük serbest fırka süreci içerisinde arkadaşlar serbest fırkanın kazandığı daha doğrusu kazandığının Cumhuriyet Halk fırkası tarafından kabul edildiği 16 belediyeden bir tanesidir 600 küsür belediyede seçim yapılıyor Seçimler eğer dürüst yapılmış olsaydı şunu anlıyoruz hiç mübala etmeksizin, en az 550 tanesinde serbest Cumhuriyet fırkası kazanmıştı Sandık cinayetleri yaşandı ama sandık cinayetlerine rağmen 16 tanesini, resmen kabul etmek zorunda kaldılar. Evet burasını Serbest Cumhuriyet Fırkası bu belediyeyi almıştır diye. Bu 16'dan bir tanesi de Menemen'de arkadaşlar. Yani olay olduğunda henüz daha yeni Menemen Serbest Cumhuriyet Fırka Belediyesi ortadan kalkmıştı. Partisi ortadan kalktığı için. Şimdi bize bakan tarafı Foça. Foça'da 1930 belediye seçimlerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası 78'e 820 oyla kazanmış memleketimin en azından bu yönüyle iftare ederim. Yani bizim memlekette belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkasına 78 oy çıkmış, Serbest Fırkaya 820 oy çıkmış. 10 kattan daha fazla. Eze eze kazanmışlar. Danışta iptal etmiş. Danıştay'ın devreye girmesiyle orada da 78 oy almış olan Cumhuriyet Halk Fırkası Serbest Fırkan'ın yerine belediye başkanlığını eline geçirmiş. Bir, iki. Şimdi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Mustafa Akseki amcadan, büyüğümüzden dinlediklerime geliyorum. Bunlar iki kardeşler, 30'lu yaşlardalar. Foça'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu ve en aktif üyeleri. Foça'nın tam merkezindeki kahvehaneyi de bunlar işletiyorlar. Hem sosyal hem siyasi aktiviteleri sayesinde fevkalade göze batmışlar. 23 Aralık 1930 günü yaşadıklarını anlattı bana. Hem birden fazla defa anlattırdı. Mahfuzama kazıdım. Takva sahibi bir Müslüman. Çok düzgün bir insandı Allah rahmet eylesin. Diyor ki evde kalktık. Kardeşim de benle henüz daha bekarız. Annem babam hepimiz aynı evde kalıyoruz. Sabah namazını kıldık. Ondan sonra çorbayı hazırladık. Sineğe getirdik. Kahvaltı etmekteyken, sabah kahvaltısını etmekteyken jandarma geldi evi bastı. 23 Aralık sabahı. Saatlere şimdi dikkat edelim. Sabah namazı saatlerinde Menemen'de meşhur olay yaşandı. Burası karayoluyla gideyim derseniz 35 kilometre uzakta bir kasaba. O günkü teknik şartlarda aralarında telefon bağlantısı var mıydı zannetmiyorum. Muhtemelen telgraf bağlantısı vardı. Menemen'deki olayın yaşanmasından henüz daha 1-2 saat geçip geçmemişken Fıça'daki Serbest Cumhuriyet Fırkası önderleri, sivrileri evlerine yapılan jandarma baskınıyla 1-2 saat içerisinde toparlanıyor. Şu sürate bakın. Listeler önceden hazırlanmış mı? Olayın bizzat canlı şahidinden dinledim. Geldi diyor jandarma kardeşimi beni. Evin içine girdiler, dağıttılar, vurdular, kırdılar. Kelepçeleri bileklerimize taktılar, aldılar hükümet dairesine götürdüler deniz kenarında. Bir, bir buçuk saat içerisinde baktık diyor bizim bütün serbest cumhuriyet fırkalar oraya getirilmiş, elleri bağlı. E onların yakınları falan da tabii geliyor hükümet meydanına toplanıyor endişeyle, korkuyla. Sonra diyor bizi çıkarttılar. Jandarma nezaretinde ellerimiz bağlı menemene götürecekler. O arada diyor duyduk biz hapishanede gözaltında menemende böyle böyle bir olay olmuş, ölümler olmuş falan ortalık karışmış, ateş açılmış bilmem ne. Halk da duymuş bunları. tabii bunlar olunca ölümlü falan böyle isyan teşebbüsleri, halktaki tedirginlik çok daha fazla. O tutuklananların aileleri, eşleri, yakınları. Kaymakam da diyor geldi. Hükümet konağının balkonuna çıktı. Bir tarafta bizi jandarma sıraya diziyor. Enemene götürecek. Diğer tarafta halk toplanmış. Silahlı askerler falan. Kaymakam da tam devrin rejimine uygun layık kaymakammış. Denizin kenarında oluyor bu halka dönerek dedi ki diyor bizi göstererek demiş yakınlarınıza iyi bakın bir daha göremeyeceksiniz. Halk zaten korku içinde tedirgin. Kaymakamdan bir de bu tehdidi zılgıtı yiyince oradaki tutuklulardan birinin ablası ya da kız kardeşi bir herhalde biraz sinir hastası da olan bir hanım tutamadı kendisini aykırarak bağırarak kardeşim benim falan diyerek diyor denize attı. Dönemin kadını deniz bilmez yüzme bilmez. Herkes dehşet içinde kaldı. Kadın denizde çırpınıyor boğulmak üzere. Bir anda cereyan ediyor bu orada. Kenarda da diyor tuz mavzaları var, onda çalışan onun tabiriyle laz işçiler var Doğu Karadeniz'de. Foçalı değil onlar dışarıdan. Onlar da mavnalarından izliyorlar bu olağanüstü manzarayı. Bir iki kişi hemen diyor yüzme bilen denize atlayıp kadını kurtarmaya teşebbüs etti. Kaymakam balkonda diyor belinden silahını çekti onlara doğrulttu demiş. Atlamaya kalkışanı vururum bırakın demiş köpek gibi boğulacak. Şimdi sürrealist bir film bir korku filmik senaryosu gibi değil mi? Ben şahsım hesabına dürüstlüğünden aklının yerinde oluşundan zerre kadar şüphe etmediğim bu olayı bu olayın şahidi olarak yaşamış birisinden dinledim. Kitaptan okumadım. İkinci bir ağızdan da duymadım arkadaşlar. Herkes diyor donduk kaldı. Kadın çırpınıyor arada kurtarın beni diye bağırıyor. Maunalardan, tuz maunalarından seyreden Lazlardan bir tanesi ha beni vur dedi diyor atladı. Ve diyor kadını kurtardı son anda kaymakamla diyor ama ateş edemedi. Vuramadı. Bu şekilde menemen zindanına götürüldüler. Ve orada gördüler ki yüzlerce belki binlerce insan var bütün Türkiye'den toplanıp getirilecek takip eden günlerde. Haftalarda ölüp ölüp dirildiler korkudan yargılandılar. Bu bahsettiklerim mesela tutuklu olarak orada haftalarca aylarca yaptılar. Mahkemeye bile çıkarılmadılar. Çünkü maksat asıl oldu. Derin devlet hem yapmış olduğu bu operasyonla hem idamlarla hem vermiş olduğu ağır hapis cezalarıyla bunlara da bütün Türkiye'ye de mesajını çok net olarak verdi. Gıkını çıkartanın kafasını kopartırız mesaj alınmıştır dediler. Ve mesela bizimkiler gibilerine serbest bıraktılar. Tekrar döndüler Foça'ya. Ama onlar da bütün Türkiye'de ne oldu arkadaşlar? 1945 senesinde rejimin bizzat kendisi şimdi sınırlı olarak çok partiye geçişe müsaade ettim diyeceği ana kadar tam 15 sene Türkiye'de bu anlamda sinek bile uçamadı. İşte bu korkunun sayesinde Evet şimdi mahkemenin kendisine geldim. Hızlıca gideyim. Son, 45, son 15 dakikadayız çünkü. 2200 tane gözaltı yapıldı Türkiye çapında. Şunu belirtelim. O sabah Manisa istikametinden gelip Menemen'deki camide bayrak açmış olanların toplam sayısı 5-6 kişiydi. Yani olayın gerçek failleri bizzat derin devletin kullanmış olduğu enstrümanlar gerçekte 5-6 kişiydi. Doğu vilayetlerine varıncaya kadar Türkiye çapında çünkü listeler önceden belirlenmiş 2200 tane gözaltı yapıldı. Bunlardan 1600 tanesi benim verdiğim örnekteki gibi rahmetli Mustafa Akseki örneği gibi mahkemeye çıkartılmadı. Zindanda onlara yaşatılan korku aylarca yeter sayıldı. Serbest bırakıldı. 600 tanesi yargılandı. Bu yargılananlardan bir tanesi ve onun asıl etmiş olduğu korku. Buna dair bir örnek okumak istiyorum arkadaşlar size. Saffet Hoca örneği. Eyüp Öz'ün Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege isimli kitabının 220. sayfasından. Çünkü bu bence şunu çok mükemmel ifade ediyor. Derin devletin vermek istediği terör, toplumsal korku ne ölçüde başarılı oldu. Yargılamalarda suçsuz bulunan Saffet Hoca'nın hayatı bir daha düzelmemek üzere altüst olmuştur. Kariyeri başarılarla dolu bu kelam ve mantık müderrisinin hazin vasiyeti tek başına baskının boyutlarını belgelemektedir. Olayla uzaktan yakından alakası olmayan ama potansiyel muhalefet lideridir olarak kabul edilmiş bir medrese alimi, yaşlı bir Medrese aliminin hapishanede yaşadıkları, mahkemede yaşadıklarından sonra bu olaydan kendisinde nasıl bir psikolojik terör tortusu kaldığını şimdi kendisinin okuyacağım şu vasiyetinden görün. Bu olaydan beni karaladılar. Ben Allah'ın katında vicdanen rahatım. Ancak siz evlendiğiniz takdirde doğacak çocuklarımızın bu olaydan zarar görmesini istemiyorum. Size de leke sürmesinler. Ben ölünce mezarlıktaki yerimi sadece siz bilesiniz. Mezarımın üstüne adımı da yazmayın. Siz de sakın ola ki evlenmeyin. Öldüğünüzde de mezarınıza isminiz yazılmasın. Bu benim size vasiyetimdir. Bir rejim düşünün. Kendi halkına bu hale getirdi. Kendi insanına bunları yaptı. Evet bütün temel maksat da buydu zaten. Sanıkların avukat tutma hakkı yoktu mahkemede. 25 kişi çatır çatır asıldı. Daha fazla sayıda idam cezası verdiler. Bazıları bazı sebeplerden uygulanmadı. Az önce örneğini verdiğim Terzi Talat ve benzeri gibi. Ama 25 kişi bu olayla bağlantılı kabul edildi çatır çatır asıldı. Olayın gerçek failleri Derviş Mehmetler falan zaten o gün KOPLAY'dan sonra alaydan gönderilen gerçek müfreze tarafından artık görevleri bitmiş olduğu için ve geride provokasyona delil teşkil edecek canlı şahit de bırakılmaması için hepsi o meydanda zaten sözüm ona karşılıklı çatışma ortamı içerisinde infaz edilmişlerdi. Peki bu asılan 25 kişi kimdi? Bir tane örnek vereyim. O meydana bakan bir bakkal dükkanı sahibi, gariban bir Yahudi Hayim Yosef ismi fakir bir yahudi menemen esnafı. Bu olayları dükkanını açıyor, doğal olarak baştan sona kadar seyrediyor. Koplayın başını, bayrak direğine bağlamak için kullanılan organı geliyorlar bundan satın alıyorlar. Şimdi bir parantez açalım. Empati yapın burada, hayalinizde canlandırın. Karşınızda böyle yoğun esrarın etkisi altında insanları vurmuş, öldürmüş, başlarını bağ testereleriyle keserek koparmış, eli kanlı gözü dönmüş katiller var. Bütün bunları zehrettiniz. İliklerinize kadar vermiş vaziyettesiniz. Bu adamlardan biri sizin dükkanınıza geldi. Sizden bir bayip aldı, parasını da veriyor. Kahramanlık yapıp sen katilsin, rejim düşmanısın falan deyip ben sana vermiyorum benim sana satacak ipim yok mu dersiniz? Hele hele bir de Yahudiyseniz. Adamcağız korkudan tir tir titriyor. O organı da satıyor. Mustafa Muğla'lı askeri mahkemesi arkadaşlar Hayim Yozef'i o organı sattığından ötürü suçlu buldu idam etti. Bu bir şekilde idam hükmü alıp da affa mazhar olmuş olanlardan değil. Bil fiil 3 Şubat 1931'i 4 Şubat 1931'e bağlayan gece olayın yaşandığı meydanda kurulmuş olan sehpalarda dönemin meşhur resmi başcelladı Kara Ali tarafından bizzat asılmış olan 25 kişiden bu. Geri kalan 24'ünü de siz tasavvur edin. Neden? Çünkü maksat toplumsal bir terör havası oluşturmaktı. Hiç kimse muhalefet adına kaşını bile kıpırdatmasın, gıkını bile çıkartmasın. Urgan satmaktan sorumlu Yahudi bakkala varıncaya kadar kimi yakaladılarsa astılar. Sözüm ona mahkeme başkanı General Mustafa Muğloğlu'nun bizzat kendi itirafı. Devlet ve mağduriyet kitabı sayfa 198'den naklediyorum. En küçük bir olay karşısında bütün Anadolu'yu yakarım dedi. Mahkemede söyledi bu da. Bu sözün de yalnız mıydı? Hayır. 5816 nedeniyle işin yorum kısmına girmeden şunu paylaşalım. Haberi duyduğunda Mustafa Kemal, Vilmadut ilan edilsin dedi ben hemen. Bu Fransızca bir tabir. Fransız ihtilali tarihinden kalma bir tabir. Vilmadut cezalı şehir demektir. Yani bunun somut açılımı şudur. Vilmadut ilan edilen cezalı şehir olarak kabul edilen şehirler, ahalisi tamamen boşaltılır, toplu bulunmalarına müsaade edilmez, küçük birimler, aileler şeklinde falan ülkenin en ücra taraflarına dağıtılır, sonra o şehir bütün binalarıyla yıkılır, tarla haline dönüştürülür, haritalardan ismi kazınır, resmi mülki taksimattan çıkartılır. Bu Vilmadut uygulamasıdır. Dendiğine göre İsmet Paşalar, Fahrettin Altaylar falan önüne geçiyorlar, yalvarıyorlar, bağışlatıyorlar. Bu muamele yapılmıyor. Ama arz ettim ben Menemenli sayılırım. Şunu biliyorum. 50-60 sene boyunca Menemen'e devlet yatırımı diyebileceğiniz bir çivi bile çakılmadı. Cumhuriyet Meydanı'na yapılmış olan Atatürk heykeli ki bu Menemen'in kenarında bir yerdeydi zaten yapıldığı tarihte. Bugün şehir büyüdüğü için ortada kaldı. Arkası menemene mene dönük, önü çıplak dağlara boş araziye dönük olacak şekilde inşa edildi. Yani en azından bu kadarlık cezalar gene menemene mene verildi. Sonra ne oldu? Sonra arkadaşlar iki şey resmi bir yayından nakledelim. Beşinci askeri tarih semineri bildirileri genelkurmay yayınıdır bu. Sayfa. 354'ten naklediyorum. Mahkeme görevini resmen tamamladıktan sonra Başkan Mustafa Muğlalı Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiş olduğu mesaj. Devrim tarihimizin menemende açılan acı ve elemli bir safhası tarihi Harp Divanı'nın sona eren çalışması ve icraatı ile bugün kapanmıştır. İki ayı geçen bir zaman geceli ve gündüzü devam eden çalışma sırasında sizlerin kıymetli uyarma ve yardımlarından ilham alan Harp Divanı heyeti bu hissin ve vatani görevlerini başarmaktan doğan manevi gururun etkisiyle. Vatani görev başarılmış olan Yahudi bakkal Ayım Yozef'in korkudan tir tir titrerken eşkiyalara urganı satmış olması. Bu sebepten idam edilmiş olması gibi. Evet, bu hissin ve vatani görevlerini başarmaktan doğan manevi gururun etkisiyle müteassis olarak buradan ayrılıyorlar. Başta ben olduğum halde bütün mesai arkadaşlarımın ayrılırlarken yüksek ve saygı değer kişiliğinize karşı belirttikleri minnet ve şükran duygularını sizlere arz eyler ve lütfen kabulünü istirham eylerim. Bağımsız hukuk mahkemesi aslında. Bugün herhangi bir mahkeme Cumhurbaşkanı'na şuradaki yağcılığın onda birini yapsalar arkadaşlar Türkiye'de belki ihtilal yapmaya kalkışırlar. Hiç hukuk bu kadar su istimal edilir mi? Alt üst edilir mi diye. İkin Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege kitabı. Az önce de okuduk Eyüp Üzün kitabından sayfa 197'den bir alıntı paylaşıyorum bazı karanlıkta kalmış alanları aydınlatmak için özellikle birinci dereceden akrabaların konuşmasına ihtiyaç var. Fakat bunlarla konuşmak bir tarafı olayın adını dahi duymak istemedikleri bir gerçek. Öyle korkutuldular ki. Bölgede en yaşlısından gencine bir suskunluk ve çekingenlik söz konusudur. Örneğin bu satırların yazarının 2005 yılında Paşaköy'de Giritli Mehmet'i tanıyan, ekipteki Mehmetlerden biri. 96 yaşındaki bir köylü ile söyleşi yapma isteği reddedilmişti. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz altta meydana getirilen dehşet hissini? Olay 1930'da oldu. Tam 75 sene sonra birisi bulduğu canlı bir şahitle demek ki o sıralarda yeni yetme, ergen, delikanlı falan. 75 sene sonrasından bahsettiğimize göre bu olayla ilgili konuşmak istiyor. Adam korkusundan hala hiçbir şey konuşamıyor. Hayim Yozef'i bile urgan sattı diye idam ettiğinizde tabii halkın bütününde de böyle bir korku tortusu meydana getirirsiniz. 2005 senesinde bile insanlar hala bir ayağa çukurda olan insanlar bile menemen olayı dendiğinde tir tir titrerler. Faşist devlet terörü dozajı itibarıyla bir sefer Mussolini İtalya'sı bunun yanında zemzemle yıkanmıştır. Onu söyleyeyim yani Mussolini İtalya'sı tarihinde bana inanmayanlar kendileri açıp okusunlar, araştırsınlar. Şuna muadil sayabileceğiniz bir tek olay yaşanmadı. Faşist İtalya'da. Buna muadil sayabileceğiniz olaylar ancak Stalin Rusya'sında vardı. Evet orada vardı. Belki bunu da geçen olaylar vardı şuna muadil sayabileceğimiz doğrudan etnik olarak kendi öz halkını bu kadar korkutmaya yönelik bu kadar ölümlü bir devlet provokasyonu Nazi Almanya'sında bile yaşanmadı. Naziler zulüm yaptılar ama kendilerinin ötekisi kabul ettikleri etnik yabancıya, Yahudi'ye, Çingene'ye, Rus'a, başkasına, kendi öz halkına yönelik olarak. 75 sene geçtikten sonra bile insanlarda o korkuyu hala bu kadar ciddi ayakta tutabilecek şekilde bir terör uygulaması kendi etnik Almanlarına yönelik olarak Hitler Almanyası'nda yapılmamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti Türkiye'sinde bunlar bir gerçek olarak yaşandı. Evet. Yani benim hesabıma göre aslında son 3 dakikaya girdik ama nasıl yapacağız bilemiyorum. Esad Efendi başlığına geldim. Asıl maksat yani asıl maksadın göbeğindeki maksat diyelim biz ona. Dönemin meşhur Nakşibendi Şeyh'i Esad Efendi'yi bu olaya dahil edip imha etmekti. Esad Efendi arkadaşlar 80 yaşını aşmış hakiki bir Allah dostuydu, hakiki bir şeyhti. Çok geniş bir mürit çevresi var. Özellikle devlet kademelerinde de yani daha Osmanlı dönemi taze olduğu için doğal olarak bürokrasi içerisinde de askeri ve sivil bürokrasi içerisinde de Esad Efendi'nin çok ciddi bir mürit topluluğu var. İstanbul Erenköy'de hala o gelenek devam etmektedir bugün itibarıyla da. Ve bu arada bir sene önce Bursa'ya ziyarete geliyor. Rejimin önde gelen bazı üst düzey sivri simaları da o sırada tesadüf Bursa'dalar. Kaldıkları otelle Esad Efendi'nin misafir edildiği konak karşılıklı 24 saat boyunca Esad Efendi'nin elini öpüp hayır duasını almaya gelmiş olan izdiham halindeki Bursa halkını görmeleri Esad Efendi tehlikesi konusunda rejimi iyice alarme ediyor Bursa'da. Soruyorlar çünkü diyorlar bu karşıki binada ne var ne oluyor ki öne hep izdiham. İşte sahipleri diyorlar böyle böyle İstanbul'dan geldi meşhur bir Esad Efendi şey. Bu da Bursa halkı müritleri aa diyorlar. Bu kadar etkin bu kadar güçlü otomatikman muhalefet odağı 80 yaşını geçmiş birisidir. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin mürşidi şeyhi Esad Efendi. 1925'li yıllarda daha öncesinde Esad Efendi'yi Ankara kendi etki alanına almaya çalıştı. Mebusluk teklif etti, kabul edilmedi. Anadolu İstiklal Harbi'ne ciddi katkı yaptı. Sadece şu detayı paylaşayım. Sadık Albayrak'ın Yürünen Yürünen Yürüyenler ve Sürünenler kitabı sayfa 193'ten. Anadolu'ya geçenler İstanbul'daki Erenköy'deki tekkesinde ilk önce onun elini öpüp hayır duasını alıyorlardı gizli olarak Anadolu'ya Ankara'ya geçen subaylar. Bu bir gelenek haline gelmişti o günlerde. Erenköy'de gizlice kendisini ziyaret edip Anadolu'daki mücadele için hayır duasını alan üst düzeyden biri de Maraşal Fevzi Çakmak kendisiydi. Sonra Musul hadisesinde Lozan'da ve takip eden senelerde Esad Efendi esasen Erbil'i zaten adından belli. Musulludur, Erbil kökenlidir. Türkmendir. Musul hadisesinde arkadaşlar oğluyla beraber canlı dişine takıp Musul'un Türk topraklarında kalması için gayret göstermişti. Ama tabii şimdi konumuz olmadığı için girmiyorum. Dönemin başbakanı İsmet İnönü kendi ifadesiyle kendi itirafıyla zaten Musul'u almaya çalışmalarının tamamen bir görüntü olduğunu İngiliz büyükelçisine ifade etmiş olduğu için Esad Efendinin aman Musul milli misakın içinde kalsın, Türkiye'de kalsın gayretleri kendi saflığının ve samimiyetin ispatı oldu. Bir neticeye ulaşmadı. Yaşı nedeniyle almış olduğu idam cezası hapse çevrildi. Ama ağır hastaydı. Hapishane şartlarında hastalığı iyice arttı dediler. Menemen'deki askeri hastaneye aldılar. İddiaya göre hastanede yaşlılıktan, hastalıktan, doğal sebeplerden. Bizim programımız bu yalan iddiaların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya yönelik olduğu için özellikle altını çizelim. Nasıl olsa yaşlı, ağır hastanede, ağır hasta hastanede yatıyor. Esasen kendisine yapılmış olan bir zehirli iğneyle Esad Efendi hastanede şehit edildi ve çok ilginç. Mezarı bugün için bile meçhul. Yani Esad Efendi'den geriye hiçbir hatıra kalmasın, mezarı da olmasın. Çünkü mezar demek, ziyaret demek, teveccüh demek, Esad Efendi manasının canlılığını devam ettirmesi demek o kabul edilmiyor. O kadar ki meşhur Kemal Tahir Namusçular kitabının 329. sayfasında o bile Esad Efendi'nin gerçekte masum olduğunu itiraf ediyor ki bir komünisttir. Ha mahkeme et, esad efendiye ne diyebildi falan derseniz, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege kitabından Eyüp Özün gene sayfa 196'dan nakledelim. Genelkurmay tarafından açıklanmış olan askeri arşiv belgelerinde bile Esad Efendi'nin suçluluğuna dair bir, ila, bir ifade, bir delil, bir argüman yok. Çünkü Esad Efendi'nin olayla ilgili sözüm ona bütün bağlantısı bu olayda bizzat fail olduğu iddia edilen şahıslardan birinin Esad Efendi'nin Manisa'nın Akisar ilçesindeki halifesi olduğu iddiası. Esad Efendi, Büyük bir Nakşibendi Şeyhi İstanbul'da. Türkiye'nin her tarafında temsilcileri, vekilleri var. Teknik tabiriyle halifeleri var. Akisar'daki halifesi de bu olayla bağlantılandırılmış. Senin Akisar'daki halifen bu olayın içindeyse o senin halifen, sen onun şeyhi olduğuna göre otomatikman sen de bu olayın içindesindir dendi tutuklandı menemene mene bu yüzden getirildi. Sonra hastalandı hapishanede dayanamıyor dendi. Hastaneye kaldırıldı, iğne yapıldı. Dendi ki zaten yaşlıydı, ağır hastaydı, kalp şeker. Esad Efendi hakkın rahmetine kavuştu. Çünkü arkadaşlar dönemin devleti mahkemesi bildiğiniz katildi. Nurettin Topçu'nun rahmetli istiklal mahkemeleri hakkında dediği gibi sık sık hatırlatıyoruz. İstiklal mahkemelerinde hakim yoktur, eşkıya vardır. Hakim olmayıp da onun yerinde olanların eşkıya oluş olgusu İstiklal mahkemeleriyle sınırlı değildir. Dönemin rejimini karakterize eder. Artık ben bu kadarını söyleyeyim, siz ötesini anlayın. Fahrettin Altay'ın meşhur resmi tarihin kült kitaplarından 10 yıl savaş ve sonrası isimli anılarının 435. sayfasında deniliyor ki aynen ağzından çıkan ifade Mustafa Kemal Paşa dedi ki bu olayla bağlantılı ve Esad Efendi dergahı onun başında bulunduğu Nakşibendi dergahıyla ilgili olarak dedi ki diyor sayfa 435'te. Şimdi bu 5816'ya girmemesi için yorum yapmadan aynen naklediyorum. Bu tarikatı ekrase etmek gerekir. Fransızca bir tabir kullanıyor. Ekrase, ecraser diye yazılıyor. Herhalde yanlış değilse ekrase diye okunuyor. Bu tarikatı ekrase etmek gerekir dedi diyor Mustafa Kemal Paşa. Ekrase arkadaşlar ezmek anlamına gelir. Türkçe'de yorum yok. İki. İnkılap şeydi Kubilay ve Menemen hadisesine tepkiler. Yakın zamanda yayınlanmış çok hızlı resmi tarih yanlısı bir kitap arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle onların kaynaklarını paylaşıyoruz. Hiç kimse itiraz edemesin diye. Sayfa 125'ten okuyorum. Tarihçi yazar yakın e, resmi tarihin kült isimlerinden biri gene Enver Behnan. Soyadı kanunu çıktıktan sonra Şapolyo soyadını alacak. Napolyon'un Mısır seferinde yanında götürdüğü ve Mısır hierogliflerini çözmüş olan ünlü Fransız... ...Eciptolojik Mısır bilgini bir yüzbaşı. Bunlar da artık nasıl Türkçüyse işte o Şapolyon'un soyadını almışlar. Enver Behna'nın... Olaydan hemen sonra gazetede yayınlanmış olan makalesinden kısa bir alıntı. Olayın gerçek maksadının dizginsiz, kuduz bir İslam düşmanlığı olduğunun bizzat kendi ağızlarıyla itirafı. Bakın ne diyor Enver Beyhan. Onun temiz kanını döken beş menemenli serseri değil. Yani koplayın. Temiz kanını döken beş menemenli serseri değil. Kızgın Arabistan çöllerinden gelen mürteci ruhudur. O köhne ruh ki, 600 yıl binbir Türk'ün kellesini yağlı kementlere sürüklemişti. O kara ruh ki, cihan medeniyet tarihinde Türk'ün hayatını karanlık gece yapmıştı. Kim ola dersiniz burada bahsedilen? Ne demişti? Kızgın Arabistan çöllerinden gelen mürteci ruhu. Ulusalcılar acaba bu soruma cevap verirler mi? Bana İslam kastediliyor gibi geldi tevil edebilir misiniz? Yok. Orada İslam'ı kastetmedi. Başka bir şeyi kastetti. İşte delili de şudur falan der mi ulusalcılar? Gerçekten merak ediyorum. Bundan mı ibaret? Hayır. Açık İslam düşmanlığına bir diğer burada benim sizinle paylaşacağım örnek. Bu kitabı çok tekrar ettim. Konunun ve olayın serbest cumhuriyet fırkası bağlamıyla ilişkisinin de meraklılarına şiddetle tavsiye ederim iletişim yayınlarından. Yeni bir yayın piyasada vardır. Çok kaliteli bir çalışma. Eyüp Öz'ün göstereyim şöyle fotoğrafını da. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalefet kitabının 231. sayfasından bir örnek daha okuyacağım. Asıl maksadın İslam düşmanlığı olduğunu ifade eden. O günlerde yayınlanan dergilerden birisi Gediz dergisi. Demek ki bir bölge dergisi. Olay sonrası oluşan baskı döneminde dinin vicdanlara nasıl hapsedildiğini açıkça ortaya koyuyordu. Bunlar rejimin basına dikkat edin. Yani işte adamın birinin çıkarttığı bir dergi, bir gazete o da ileri geri kendine göre bir yorum yapmış. Bu rejime ne bağlar, devletine ne bağlar değil. Çünkü o sırada yayınlanan herhangi bir süreli yayının rejimin sözcüsü olmama gibi bir lüksü, bir şansı, bir imkanı yok zaten. Ne demiş Gediz dergisi? Bizden olmayan ülkümüzü gocunduran her şeyi kül edeceğiz. Bu yurtta şu Koplay abidesi gibi tek bir şey ayakta kalacaktır. Cumhuriyet. Başka her şey silinecek, yok olacaktır. Dünya işlerine karışan şeriat bizi ölüme götüren yoldur. Yürekten ve camiden dışarı çıkan din, caminin dışına çıkan, insan yüreğinin, vicdanının dışına çıkan din ülkümüzün düşmanıdır. Camiden çıkan din eli hançerli bir gerilik belgesidir. Evet. Son olarak aynı kitaptan gene Eyüp Özden Menemen olayının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bir paragrafla, bir alıntıyla kendi sonumla yaklaşık 10 dakikalık bir zaman tecavüzüyle noktayı koyacağım, koyacağım arkadaşlar. Aynı kitap Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalefet, G. sayfa 234. Bana göre çok güzel bir değerlendirme yapmış. Şu. Menemen olayı bütün bu muhalefeti bastırmak için iktidara altın tepside sunulmuş bir fırsat olmuştur. Gerçekten de iktidar Menemen olayı sayesinde adeta yeniden organize olmuş. Böylece serbest fırka tabanının güçlü dinamiklerinin üstesinden gelebilmiştir. Kendini Kubilay'ın şahsında sembolize eden Cumhuriyet, böylece merkez-çevre gerilimini din üzerinden yeniden inşa edebilmiştir. Böyle e, yeniden inşa edebilmiştir. İktidarın irtica tehdidiyle sindirme mühendisliğini kısaca ifade etmek gerekirse, bu tanımlamayı çok beğendim iktidarın irtica tehdidiyle sindirme mühendisliğini kısaca ifade etmek gerekirse buna çağ dışı ilan edilen tarikatlar üzerinden serbestçileri parçalamak da denebilir. Zira Menemen meydanlarının ibretlik idamları İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar muhalifleri ve liberalizme çekingen ve sınırlı tartışmalar dışında bir daha gün yüzü göstermeyecek. Az önce söylediğimiz şeydi bitti. Evet. Şimdi arkadaşlar Cuma akşamı inşallah saat 22'de sadece sorularınıza serbest ama yakın tarihle sınırlı olmasını benim arzu ve istiram ettiğim sorularınıza cevap vermek üzere tekrar huzurunuzda bulunacağım. Şu andan itibaren kalan vaktimizin müsaade ettiği nispette. Bana gönderilmiş olan sorulara cevap vermeye gayret edeceğim. Tekrar hatırlatalım. Bu akşam bir deneme yaptık. Denememiz bu gece sorulacak soruların çok fazla soru geldiği için sadece bu akşam anlatılan konuyla ve bundan sonra da artık pazartesi geceleri hep öyle o geceki konuyla sınırlı olmasını istirham etmiştik, duyurmuştuk. Oylamıştık bunu ilk önce. Genelde kabul görünce uygulayalım dedik. Şimdi bu gece bunun deneme uygulaması tuttu. Böyle devam edeceğiz veyahut da fikrimizden vazgeçeceğiz dedikten sonra hızla bakıyorum. İlk önceliği prensibimiz gereği konuyla ilgili sorulara veriyorum. Evet birinci soru. Efe Koçak, Bülent Arınç Menemen olayındaki dervişin torunu iddiası olduğu demek istemiş. Doğru mudur? İlk defa duydum. Hiçbir fikrim yok. Kemal Yavuzer, Kubilay yaralı iken yanlış hatırlamıyorsam hükümet konağı kapısına kadar geliyor. İçeride başlarında bir yüzbaşı ile erler var. Komutan Kubilay'ı kapıyı açıp almıyor ve yargılamada hiçbir ceza almıyor. Allah razı olsun Kemal Yavuz Erdem. Bir bu doğru. İki atlamıştım ben. Çok önemli bir nokta. Başta arz ettim Yüzbaşı Fahri, Jandarma Komutanı. Göstermelik olayı çıkartanlarla, provokatörle göstermelik bir konuşma yaptıktan sonra yanındaki jandarma kıtasını alarak hükümet konağından jandarma dairesi doğru da içeri girdi. Kapıları kapattı. Hiçbir şey yapmadı. Olayların gelişimi, Koplay'ın yaralanması, daha sonra öldürülmesi falan bu trajik noktalara geldiğini görünce yanındaki jandarma erlerinden bir tanesi kendiliğinden pencereyi kırıp elindeki tüfekle ateş, atmaya, ateş açmaya kalkıştı. Ben hemen ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Fahri'nin söylediğine bak. İndir o tüfeği, bu iş senin bildiğin gibi değil. Ben kendi sunumum içerisinde bu detayı da paylaşacaktım ama akış onun heyecanı içerisinde atlamıştım. Kemal Yavuzer Bey'in sorusu şimdi otomatikman bunu çağrıştırdı benden. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Aynen öyle Kubilay'ı da içeri almıyorlar. Arkadan Derviş Mehmet yetişiyor, yaralı halindeyken tutuyor. Başını hakikaten bir bağ testeresiyle keserek çok vahşiyane bir şekilde diyor. Bütün bunlar da jandarma yüzbaşısı ve yanındaki askerlerin gözü önünde cereyan ediyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Tekrar ediyorum. Kendiliğinden dayanamayıp müdahale etmek, ateş etmek isteyen askerlere de ilçe jandarma komutanı bu iş senin bildiğin gibi değil diyerek engel oluyor. Tek başına bu bağlamda yüzbaşı Fahri'nin bu iş senin bildiğin gibi değil demesi bir provokasyon olduğunun ispatıdır. Yani şimdi hayalen o güne o ana gidelim. Yüzbaşı hayal hayalen karşımızda varsayalım soralım. Yüzbaşım bu iş bizim bildiğimiz gibi değilse bu iş ne iş? Provokasyondu. Peki bunları yapmış olan Yüzbaşı Fahri ceza aldı mı? Almadı. Mahkeme sadece yanlış yaptığını söyledi. Ahmet Çelik, hocam bu derviş Mehmet ve arkadaşları Yunan askerleri ile tiyatro seyrettiğinin fotoğrafı var. Ben daha önce görmemiştim bir şey diyemem. Haberim yok böyle bir şeyden. Derin devlet işi değilse İngiliz istihbarat planı olabilir mi? Yani o günün derin devleti ile İngiliz istihbaratının birbirinden çok uzak şeyler olduğunu zannetmeyin. Aynısıdır demiyorum. Hayır bu bildiğiniz derin devlet işidir. Yunan askerleriyle birlikte tiyatro seyrettiği meselesi buna dair fotoğraflar benim bilgi alanımın dışında. Görebilirsem o tür kaynakları, belgeleri inceleme imkanım olursa sorulursa bana bir değerlendirme yaparım. Sencer Mutlu bu olayı ilk mahkemede sıradan vasıfsız bir olay. ilk mahkeme değil de ilk gün. Menemen'den İzmir'e ve Ankara'ya giden raporlarda. Yani bu çok basit bir asayiş olayı şeklinde deniliyor. Ankara tepki gösteriyor. Bu diyor sizin bildiğiniz gibi öyle çok basit ve yerel bir asayiş olayı değildir. Bu Türkiye çapında bir irticai kalkışmanın başlangıcıdır. Yaklaşım ve ele alınma da ona göre olacak. Yani Ankara'nın olayla ilgili ilk yorumu ve ilk tepkisiyle az önce anlattığım yüzbaşı Fahri'nin yanındaki jandarmalara bu iş sizin bildiğiniz gibi değil de aynıdır arkadaşlar Agah Ali isyancılar ile konuşup şehri terk eden ve Kubilay'ı asilerle baş başa bırakan yüzbaşı Fahriye anlattım onu. Şehri terk etme söz konusu değil. Kümet konağına, jandarma bölümüne kapanıp içeriden kilitlediler sadece. Ali Menemen'e gelen askeri birlik. Yani bu gelen dediği Menemen'de bulunan alaydan daha sonra gerçekten gönderilen, gerçekten silahlı ve daha kalabalık olan birliktir. 11 kişi olan isyancılar için bir savaş gibi şehri top mermileri ve makineli tüfeklerle kalbura çevirmesi delilleri ortadan kal delilleri ortadan kaldırmaktan ziyade işte o bahsini ettiğimiz asıl stratejik amaç olan olayı çok muazzam gösterip ona dayanarak büyük bir devlet terörü uygulama halkı ve potansiyel muhalefeti sindirme operasyonuna yönelik. Yani burada provokasyonun maddi delillerinin ortadan kaldırılmasından ziyade o yok değildir demiyorum. O da vardır da ikinci derecededir. Birinci derecede esas amaç psikolojik ortamı hazırlamak terör. Serkan Karan, bu derviş Mehmet ve ekibi iddiatçı zihniyetin adamları ve belki de Yahudi asıllı olup İslam'ı kötü göstermek için bu koplay olayını gerçekleştirdiler. Ben bu olayı 1997'deki 28 Şubat'ın Kemalist generallerinin düzenlediği Fadime, yani provokasyon olmak noktasında evet bir aynilik var ama onun ötesine taşımak da biraz zor. Hüseyin Okumuş, Kubilay ve ailesi hakkında bilgi verir misiniz? Selam ile. Buna özellikle girmedim arkadaşlar. Çünkü olayın bizim burada üstünde durmaya çalıştığımız, odaklandığımız boyutuyla doğrudan bir alakası yok. Sadece soruya cevap verme adına şu kadar söyleyeyim. Kubilay ve ailesi geriye kalmış olan işte karısı, sonra çocuğu var. O yetişiyor falan. Onun yetişkinlik hayatı. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri okuduğunuzda çok olumsuz duygulara, düşüncelere kapılırsınız. Bu kadar söylemiş olayım. Ge gene de girmeyeceğim çünkü prensibimize aykırı yani. Bu tamamen kişisel boyut. Şimdi Kubilay ve ailesinin şöyle 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 olumsuzlukları olduğunu burada uzun boylu anlatmış olsam bu 1930-23 Aralık Menemen derin devlet provokasyonunun mahiyetiyle ilgili bize hiçbir şey kazandırmaz, hiçbir şeyi etkilemez, hiçbir şeyi değiştirmez. O yüzden girmiyorum, girmedim. Tekrar ediyorum. Fevkalade olumsuzdur. O sorulan, merak edilen detaylar, çok meraklısı olan piyasada bulabileceği kitaplarda bu olumsuzluklarla ilgili geniş bilgi vardır. Kendisi açsın, okusun. <laughs> Şimdi bu konuyla ilgili değil ama hoşuma gitti. Bu kadar bilgiyle nasıl deliriyorsunuz maşallah demiş Fatih Tercan. Yani delirip delirmediğimiz de ayrı bir yorum konusudur. Onu benim yakın çevremde bulunanlara sormak lazım yani. Bu gerçekten <laughs> akli dengesi tam mı değil mi diye bir espriyle. Allah'ın takdiri koruması diyelim yani. İnnem alâ mâli niyet. Mehmet Sayit Altok bizim aynı zamanda moderatörümüzdür. Hocam ulusalcıların bir iddiası bu olayı Mustafa Kemal duyunca çok sinirlendi. Doğru. Yakın menemeni dedi. Bu da doğru. Yani inanmayanlar Lord Kinross'un kitabını açıp bakabilirler. İlk tepkisi menemene yakın topçu birliği yok mu? Top ateşine tutun. Bütün menemeni yani içindeki sivil halkçılık çocukla beraber bütün halkıyla top ateşiyle ortadan kaldırın şeklinde oldu diye paylaşıyor Lord Kinnos. Biraz sakinleyince işte Vilmadut ilan edilsin. Halkı Türkiye'ye dağıtılarak sürgün edilsin. Menemen tarla haline dönüştürülsün. Menemen ismi haritalardan bütün her çeşit evraktan çıkartılsın. Tarihte böyle bir şehir var olmamış gibi olsun. Na dönüyor ikinci kademede. Özellikle Fahrettin Altay ve Başbakan İsmet Paşa hani bu da çok olur, fazla olur falan diyerek engel oluyorlar. Bunun bir hakikati var mıdır? Vardır. Arz ettim. Varsa velev ki menemen tezleri doğru bile olsa hangi mantıkla bunu övünülecek bir tavır olarak kabul ediyorlar? Yani genel düşünceleri öyle bizim buraya gelen yorumlardan, katılımlardan o cenaha e ait onların içerisindeki küfür etme ve tehdit etme yoğunluğundan da görüyoruz. Zaten bu zihniyet 1930'da da 2020 senesinde de kendinin ötekisi olarak gördüğü mesela bizim gibi insanlar karşısında yani şunu müdavim izleyicilerimize hatırlatayım. Ulusalcı olduğu belli olup da sorusundan yorumundan ama insani seviyesini terbiyesini koruyabilmiş olanlara ben burada öncelikle cevap veriyorum. Her cevabında da özellikle teşekkür ediyorum. Ve bunu alay etmek için bir ironi olarak yapmıyorum. Çok ciddiyim, samimiyim. Neden? Çünkü diyorum ki yani ilk defa böyle ilk defa demeyelim de çok nadir terbiyeli, seviyeli, insani, medeni sınırları bilen, ona göre konuşabilen, tepkisini o sınırlar içerisinde ortaya koyabilen bir ulusalcı bulduk. Bu çok nadir. O yüzden hem teşekkür ediyoruz hem de cevaplarken ona öncelik hakkı tanıyoruz. Şimdi müdavimler bilecekler bunu birçok örneğini gördünüz. Bu bile tek başına neyi ispat ediyor arkadaşlar? Çünkü bu gece de tahmin ederim bunun dünya kadar örneği oldu. Her akşam olduğu gibi. Bir ulusalcı mesela biz bunları anlatırken ki hani şuna dikkat edin küfür etmiyoruz, istihza etmiyoruz, iftira etmiyoruz. Özellikle kritikse mutlaka diyoruz ki işte falanca kitap, falanca yazar, falanca sayfa kaynağımızı da paylaşıyoruz. Hani seviye adına bunun ötesinde daha ne yapabilelim? Buna rağmen Onların bugün için bile göstermiş olduğu, ötekine göstermiş olduğu tepkine Çok özür dilerim. Ya Sinkaf'la ana avrat küfretmek ya da sizi böyle atacağız, böyle keseceğiz diye tehdit etmek. ya yani Bu bir zihniyet meselesi. Burada bahsini ettiğimiz zihniyet, iliklerine kadar Hitler'i, Stalin'i mezarında ayağa kaldırabilecek kadar insanlık düşmanı, kan dökücü, faşist bir zihniyet. 1930'da da böyleydi, 2020'de de böyle. İşte bu zihniyet nedeniyle bunu övünülecek bir tavır olarak kabul edebiliyorlar ve gerçekten de öyleler yani. Şu atamızın ihtişamına bak diyorlar. Bütün menemeni top ateşine tutun. Çoluk, çocuk, kundaktaki bebek kim varsa hepsini ortadan kaldırın emri verdi. Özür dilerim. Adeta orgazm oluyorlar yani bunu görünce. Çünkü bu zihniyet böyle. Tabii kimsenin aklına şu gelmesin öyleyse biz de onlara onu yapalım, onu yapmayı düşünelim falan. Hayır yani Allah mekanını cennet etsin. Aliya İzzet Bebevi için Bosna Hersek cihadı devam ederken Sırplar bizim çoluk çocuğumuza, bebemize, kadınımıza, sivilimize böyle 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 işkenceler yapıyorlar. Dayanamaz hale geldik. Biz de onlara mukabeleyi bilmesinde bulunalım diyen boşnak mücahitlere verdiği cevabı hatırlatırım. Yani aklına öyle bir şey gelen olursa diye. O sırtlar dedi bizim düşmanımız, öğretmenimiz değil. Bugünkü ulusalcılar bu saldırganlıklarıyla, bu terbiyesizlikleriyle bizim öğretmenimiz olamazlar. Bizim karşıtımızdırlar. Biz kendi seviyemizi koruyacağız arkadaşlar. Bu parantezi kapatalım. Evet. Öncelikle sadece konuyla ilgili olanı. Deniz Orman bu olaylar olurken askeri alay ne yaptı? Bundan önceki dakikalarda bu sorunun cevabını vermiştim. Geçiyorum. Ahmet Çelik, bu olayda Fevzi Çakmak ne yapmış acaba? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Olumlu anlamda hiç. 1944'e kadar yaptığı gibi o yüzden Arap harflerinde Osmanlıca'da fevzi kelimesiyle kuzu kelimesi çok küçük bir işaret farkıyla birbirinden ayrıldığı için ona fevzi paşa değil kuzu paşa diyorlar. Bildiğiniz kuzu yani meyli. Beni diyor şu genelkurmay başkanlığı koltuğundan kaldırmayın. Hal diliyle diyor bunu yani. İsterseniz bütün Türkiye'yi yıkın, bütün camileri yıkın, bütün milleti kılıçtan geçirin. Ben sahip olduğum gücü, yetkiyi, imkanı kullanarak bu nimet benim elimden alınmadığı müddetçe gıkımı bile çıkartmam. İşte o kuzu paşaydı o yüzden hiçbir şey yapmadı. Recep Saburlu bir nur talebesi olarak Bediüzzaman Hazretleri Menemen olayları ile ilgili neler söylemiştir? Yani özel olarak bu sorunun cevabını bilmiyorum Bediüzzaman'ın bu olayla ilgili risalelere geçmiş ya da talebeleri vasıtasıyla aktarılan özel bir yorumu değerlendirmesi var mı bilmiyorum o yüzden cevap veremiyorum İlhan Komşuoğlu bahsi geçen kitapları isimleri link olarak atabilir misiniz? Burada söyleyeyim hemen. Özellikle tavsiye edeceğim Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege. Çok zikrettim zaten. Eyüp Öz iletişim yayınları tahmin ediyorum piyasada mevcudu vardır. İhsan Komşuoğlu bu olayda uyuşturucu kullandırılan kişinin yaptığı doğru mudur? Soruyu tam anladım mı emin değilim. Yani bunların hepsi esrar keş. O detaylara girmedim. Manisa'dan Menemen'e gelene kadar iki hafta boyunca normalde bir günlük yoldur. Sürekli esrar partisi köylerde. Menemen olayı gibi gerçekler ne zaman tarih kitaplarına girer ve resmi tarih ne zaman geri adım atar bu konularda bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ertan Tu Derviş Mehmet kendilerine ateş edilmeye başlandığında bağırır böyle anlaşmamıştık. Hani bize para verecektiniz demiş midir? Şimdi bunlara da girmedim. Çünkü bunlar tarih metodolojisi açısından, açısından rahatlıkla arkasında durabileceğimiz ee, yani böyle kamuya karşı açık açık arkasında durulup iddia edilebilecek dolgunluğa sahip değil. Bu tür ifadeler, bu tür iddialar var birden fazla. Onlara girmedim. Yani 60'lı senelerde örnek vereyim şimdi böyle bir soru geldiği için. 60'lı senelerde bu olay maksatlı bir kitap yazmaya teşebbüs etmiş. Kendisi müftü Allah rahmet eylesin Nail Papatya Hoca Efendi. İlk gençlik zamanlarında yıllarca dizinin dibinde oturduk, bilminden irfanından istifade ettik. Bizzat ondan dinlemiştim. Yani Menemen konusunda neticede tahmin edeceğiniz sebeplerden ötürü kitabı yazıp yayınlamıyor ama senelerce çalışıyor, doküman topluyor, bilgi topluyor. Bana göre bu olayın arka planını en iyi bilen isimlerden bir tanesiydi. Ben bu ismin bizzat kendisinden dinlemiştim. 80'li yılların ikinci yarısında. Şimdi takdir edeceğiniz sebeplerden ötürü ismini paylaşamayacağım üst düzey siyasi bir sorumlunun idamların yapıldığı gece İzmir'den özel treniyle Menemen istasyonuna geldiği, istasyonda kompartımanında rakı sofrasını kurdurdu ve teker teker o idamları ağır ağır rakı içerek zevkle izlediği şeklinde bir anekdot anlatmıştım. Mesela bu anekdotta Nail Papatya Hoca idam edilenlerden bir tanesinin ip boğazına geçirilirken tabii idam edilenlerin en azından bir kısmı da onu görüyor trende takım masasında. Ona küfür ederek bağırdığını artık ip boğazına geçirilirken çünkü kaybedecek bir şeyi kalmamış adamın, ümit edecek bir şey de kalmamış. Küfür ederek bağırdığını hani bizi kurtaracaktınız böyle mi söz vermiştiniz falan tarzında hani burada sorulan tarzda laflar ettiğini mesela bu konuyu çalışmış olan bir büyüğümüzden ben bizzat dinlemiş idim. Ama şimdi tarih metodolojisi diyorum. Yani ben bu konuyla ilgili bir kitap yazacak olsam bu bilgiyi o kitapta kullanır mıyım bilmiyorum. Kullanırsam da parantez içine alarak. Yani böyle böyle sözlü bir rivayette bir zamanlar duymuştum falan gibi. Ee, yani buna sahih hadis muamelesi yapmaksızın öyle diyeyim hadis usulü. Ee, kıyla diye geçer mesela hadis usulünde. Alim güvenemiyorsa rivayete dedi ki ifadesini koyar rivayetin başına kıyla. Yani bu hadis olabilir de olmayabilir de doğru olabilir de olmayabilir de sorumluluğunu üstüme almıyorum tarzında. Bu tarzda daha birçok şey var ama öyle olduğu için ve süremiz de kısıtlı olduğu için ben bu gece burada anlatmadım. İki sebepten ötürü. İşte sorulduğu için hani olayın bu anlatmadığımız kısmıyla ilgili de bir fikir vermiş olayım diye bu anekdotu paylaştım. Artık ötesini siz hesap edin. Burak Şahin sonradan hastanede iğneyle öldürülen Nakşibendi Şeyhinin Esat Erbili Hazretlerinin tutuklanmasına ayaklanma vesaire bir şey oluşmadı mı? Ah kardeşim öyle bir halk ki ve öyle bir eli kanlı terör ki ah ne ayaklanması Gıkı çıkmadı hiç kimsenin. Fahrettin Erdinç kardeşimiz sosyal medya üzerinden benim kişisel olarak değil tanıştığım yıllardır sevdiğim Menemen'le olduğunu da bildiğim önceki paylaşımlarından. Şimdi ona bir istisna yapacağız. Menemen'de çünkü. Menemen'den selamlar, saygılar, bilmukabele Meydanda bulunan ve Derviş Mehmet'in kaldığı söylenen Taşhan restore edildi. Duyuruyoruz. Şey Esad'ın türbesi de ortaya çıkmış demek ki. Ama yani bu son 20 sene içerisinde ortaya çıkmıştır. Benim bu sürede zaten çok bir irtibatım olmadı memleketle Menemen'le. 2000'lerin başına kadar Esad Efendi'nin türbesinin askeri birlik sınırları içerisinde olduğunu duyuyorduk Menemen'deki ağabeylerimizden. Öyle halka açık bilinir değildi. Kubilay Tepesi'ne yakın karayolundan gözüküyor İzmir-Çanakkale karayolundan bir yükselti. Hemen altında zaten askeri birlik vardı. O yükseltinin de üstünde bir heyyula Kubilay anıtı. Şey Esad'ın türbesi de Kubilay Tepesi'ne yakın bir yerde ziyarete açıldı. Bilginiz var mı? Yoktu şimdi öğrendim. Evet. Billan Gönül Alçak hanım kardeşimiz de Ankara'dan aynı konuda bir paylaşım yapmış. İki yıl önce bir yakınım ziyaret etmişti diyor. Herhalde Fahrettin Erdinç Bey'in söylediği diyor. Buna benzer bilgi paylaşımları var. Siz zaten okuduğunuz için uzatmıyorum. Kubilay'ın mezarı nerededir diyor. Bildiğim kadarıyla bilinmiyor yani şurası diye bilinen bir mezarı yok. Hani demindenmiş diye işte ailesi kendisiyle ilgili olumsuzluklar var mı? Onunla alakalı. TRTR Hocam Atatürk'ün Menemen'deki devlet provokasyonundan haberi yoktu anlamı çıkar. Eğer haberi ilk alınca çok sinirlenmiş ve heyecanlanmış ise bunun hakkında ne söylersiniz? Düz mantık üzerinden bakarsanız doğru, 5816'ya gireceği için bu soruya içimden geldiği gibi cevap veremeyeceğim, onu baştan belirteyim. Şu kadarını söyleyeyim, Atatürk'ün Menemen olayı duyulduğunu, ortaya koyduğu ilk tepkiyle ilgili bilgi veren kaynakların bütünü resmi tarih kaynaklarıdır. İşte hep paylaştığımız mesela Lord Kenos'un Atatürk'ü gibi Fahrettin Altay'ın anıları gibi diyeyim. Artık kalan kısmında sizin zekanıza, aklınıza, irfanınıza havale etmiş olayım. Çünkü daha fazla konuşursam ve yarın öbür gün bizim bu program savcının önüne giderse benim için sıkıntı başlar. Enver Paşa, hocam bu olaylar olurken hiç mi hakkı hakikati söyleyecek, dile getirecek kimse yokmuş? Yoktu. Ali Doğan Soy. Peki şimdi Menemenliler hangi partiyi destekliyorlar? Bunca faciadan sonra saygılar ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Ekrem Mustafa isminde ulusalcı olduğu anlaşılan bir vatandaş çeşitli paylaşımlarda bulunmuş. Gene yani ona da küfür etmediği, bir seviyesizlik ortaya koymadığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Bir ulusalcı olarak terbiyeli olduğu için cevap vermiyorum çünkü prensibimiz sadece sorulara cevap vermek. Yani yanlış anlamasın bizim kendisi soru değil, kendi düşüncelerini paylaştığı için gene de böyle ismini zikrederek teşekkür etmiş olalım çünkü nadir sulu savcılardı. Oğuz'a Oğuz'a gene de Kubilay ve ailesi hakkında olumsuzlukları bilmek istiyorum demiş. Az önce söyledim yani anlatmam. Çünkü maksadımız Ahmet'i Mehmet'i onu bunu kişiliği itibarıyla kötülemek değil. Yakın tarihte resmi tarihin yalan olarak ortaya koyduklarını, sakladıklarını, çarpıttıklarını aydınlatmak. Kubilay'ın ve ailesi fertlerinin kişisel bir kısım olumsuzlukları bu kapsama girmediği için bu tür sorulara da cevap vermiyorum. Çok meraklı olanlar ilgili kitapları bulsunlar, okusunlar. Bakmadım ben belki sosyal medyada, internette bile bir şeyler olabilir. Ali Eryürek, Menemen olayı olduğunda ertesi sabah İstanbul'da manşetten atıldığı bilgi mevcut mudur? Hiç duymadım bugüne kadar, tahmin de etmem. Çünkü o zaman işin provokasyon olduğu iyice ortaya çıkar, iyice rezilliğe dökülürdü. Yani o kadar da amatör davranacaklar mı beklememek lazım. Böyle bir şey duymadım, olacağını da tahmin etmem. Evet. Nazikçe bir soru sormak isterim demiş Bekre Mustafa. Nakşibendiler mi asıl amaç? Asıl amacın bütünü değil. Asıl amacın merkezi çekirdeği Esat Erbil'i Nakşibendi tarikatıydı. Genel olarak bütün Müslüman dinler Türk halkıydı. Yani İslam'ı karalamak adına mı olay Nakşibendi ve Esat Erbil'i hocaya mı yıkıldı? bir kısmı yani arz ettiğim gibi bir parça bütün ilişkisi var. Bütün bütün Müslüman halk, parça merkezdeki çekirdek evet Nakşibendi tarikatı Esat erbil hoca bizzat Atatürk'ün kendi ifadesiyle öyle olduğu açık zaten ezilmesi lazım diyor anlatan da Fahrettin Altay'ın kendisi sayfa 435 artık bize söyleyecek laf yapacak yorum kalmıyor zaten. İhsan Komşuoğlu bir dahaki yayın demiş arz ettim. Cuma akşamı Allah izin verirse saat 22'de konu anlatımı yok. Baştan itibaren sorularınıza cevap. Evet sorular bitti arkadaşlar. Sorular bitince... Bekri Mustafa'dan bir soru daha gelmiş. Menemen hadisesinde tetikçilerin paralarımızı alamadık söylentisi doğru mudur? Deminki kapsama giriyor. Yani bu tür söylentiler bazı yerlerde görüyoruz. Ama ben çok tahmin etmiyorum. Kişisel tahminimi söylüyorum ama söylentilerin ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Evet, şimdi en başa geri dönebilirim. Çünkü bana göre 2 saat hadi bilemediniz 2 saat 10 dakika falan idi. Gelen sorular bunu doldurmadı. Yani menemenle ilgili sorular. Öyleyse bundan sonra bu usul devam edebiliriz arkadaşlar. Öncelikle konuyla ilgili sorulara öncelik veririz. Vakit kalmışsa en başa geri döner. Limiti kaldırdık deriz. Yakın tarihe ait her çeşit soruya cevap. Bir, İbrahim Çağlayan, Kazım Karabekir Paşa, Erzurum ve çevresinde bulunan Ermeni çocuklarını yurtlara yerleştirip daha sonra askeri liselerde okumuşlar. TSK rütbelileri bunlardan mı oluşuyordu? Bu konuda bilgi verir misiniz hocam? Şimdi bu yakın tarihin en ilginç ve halen en karanlık, en fazla araştırılmaya muhtaç. Bana göre de en hassas konusudur. Yani bugün için bile bu konuyu dört başı mamur bir araştırmaya cesaret eder mi? Ettiği takdirde nelerle karşılaşır? Yani hem başına gelecekler anlamında hem bulabileceği bilgi belge döküman anlamında nelerle karşılaşır bilmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu fevkalade ilginç bir konudur. İki, hakikaten böyle bir şeyin olduğu hatta İstanbul itilaftan boşaltılıp tekrar Türklerin eline geçtikten sonra ee, bu bahse edilen Ermeni kökenli çocukların Kazım Karabekir'in himayesinde ama sonra tabii o kadire uğrayınca ondan çıkıyor haliyle. Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenci olarak okutuldukları, yetiştirildikleri. Yani o dönemde Kuleli'de okuyan öğrencilerin en azından bir kısmının bu Doğu Anadolu'da yaşanan Birinci Dünya Harbi'ndeki olaylarda işte Tehcir'de annesini, babasını, ailesini kaybetmiş Ermeni çocukları olduğuna dair çok yoğun rivayet vardır. En baştan beri. Kaynak mesela şu an aklıma geliyor hemen paylaşayım. Sayfa numarasını bilemeyeceğim. Bedir yayınlarından Münevver Ayaşlı'nın buna bir önceki akşamla temas etmiştik. Ders Saadet isimli kitabında bununla ilgili bazı satır araları var. Yani şu an ezberimde olan bu konuyla ilgili kaynak o. Ama o da müsbit bir tarzda yani ispat edebilecek böyle kesin belgeli, dökümanlı, kaynaklı, ayrıntılı falan anlatmıyor. Yani böyle böyle söyleniyor diyor. Onun dışında da yoğun olarak bu söylenilir. Dolayısıyla yani şimdi bu kesin mi bilmiyoruz. İspat edemeyiz. Araştırılmaya muhtaç benim kişisel kanaatim gerçek olma ihtimali yüksek ilginç bir yakın tarih konusudur. Hatta yanılmıyorsam gene Münevver Ayaşlı aynı kaynakta 27 Mayıs darbesinin Milli Birlik Komitesi üyelerinden bazılarının böyle olduğunu söylüyor. Ben böyle 2000'lerin başları, 90'ların sonları gibi bir tarihte bunu görünce Milli Birlik Komitesi üyelerinin hepsinin teker teker doğum tarihlerini, nasplarını, işte askeri okula giriş tarihlerini, okudukları okulları falan tek tek incelemiştim. Hepsi 38 kişidir. Şimdi çok zaman oldu. En az 20 sene ezberden konuşuyorum. 3-4 tanesi yaş aralığı tarih itibarıyla tutuyor ama tabii yaş aralığı itibarıyla tutması otomatikman onun etnik olarak Ermeni çocuğu olduğunu da ispat etmeye yetmez sadece onlara araştırmacının odaklanmasına tabiri caizse zoom yapmasına yol açar. Diğerleri çünkü yaş olarak tutmuyor ya çok küçük kalıyor ya çok büyük kalıyor falan gibi. Meraklıları bunu araştırsınlar derim. Çünkü şöyle bir arka planı da var bu işin. Hani bence doğru olma ihtimali güçlüdür bana dedirten. E, mütareke esnasında yani İstiklal Harbi'nin başlarında İstanbul'u İngilizler ağırlıklı itilaf güçleri işgal ettiğinde Kuleli Askeri Lisesi'ni boşaltıyor İngiliz işgal komutanlığı. Annesiz babasız Ermeni çocuklar için yetim yurdu haline dönüştürüyor. Sonra 6 Ekim 1923'te İngilizler İstanbul'u boşaltırlarken yani Ankara hükümetine Türkiye'ye İstanbul'la beraber Kuleli Askeri Lisesi de geçerken bu şekilde devrediliyor. Sonra orada devralınmış olan bu Ermeni yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ne yaptı, nasıl değerlendirdi? Buna dair spesifik bir bilgim benim yok. Buna rastlamadım ama böyle bir arka plan var. Yani işte Karabekir'in Doğu Anadolu'da etnik olarak ayrım gözetmeden doğrusu o İslami olan Doğu, Yani bu Türktü, Kürttü, Çerkezdi, Ermeniydi demeden. Çünkü düşünün yani ortada eğitim kalmış 2-3 yaşında bir çocuk. Bu düşman olamaz öteki olamaz, Ermeni olamaz bu. 2-3 yaşında Efendimizin ifadesine göre zaten ölse cennete gidecek bir Müslümandır İslam fıtratı üzerine doğduğundan ötürü. Sabi bir yavrudur. Kazım Karabekir de yani olumlu taraflarından biri. Bunların hepsine birden sahip çıkıyor. Ve 3000'den fazla yani çok ciddi bir rakam bu şekilde sahip çıktığı yetim çocuklar. Belki çoğunluk Türktür, Kürttür ama aralarında Ermeniler olduğu da kesin. Da işte sonra bunların kalan hayatlarını, yetişkinliklerini nasıl temadi ettirdiği kısmı biraz karanlık mı desem, biraz karartılmış mı belki desem bilemiyorum. Messi Lionel, Filistin cephesi asker sayıları başlangıçta ve savaşın seyri sırasında nasıldı? Rakam olarak soruyorsa bilmiyorum ama yani böyle yüz binler civarı ve üstüdür. Bir, ikincisi İngilizler bizden daha kalabalıktır. Bazıları İspanyol gribi yüzünden İngiliz ordusunda çok az kişiye sahip olduğunu söylüyor. Ben bugüne kadar Filistin cephesi tarihi adına okuduklarından Türkiye'de itilaf ordularında çok yaygın İspanyol gribi hastalığı yakalandığına dair böyle bir yaygın salgın olduğuna dair bir not hatırlamıyorum. Savaş bittikten sonra da İngiliz ordusu çok azalmıştı diyor. Arz etmiş oldum yani zannetmiyorum. Çünkü böyle bir not hiç aklımda yer etmemiş. Özel olarak da incelemedim. TRTR hocam 1923-1950 arası iyi bir şey olmadı mı hiç? Bu geçen akşam da sonda kaldığı için cevaplayamadığımız sorulardan biriydi. İlginç gelmişti. Olmuştur. olduk. Yani burada şunu belirtelim şahsen kendi bakışımı, kendi duruşumu. İdeolojik olarak kendimin ötekisi kabul ettiğim kişiler, tarihsel dönemler, kurumlar tamamen kapkaradır. Hiçbir olumlusu yoktur, hiçbir artısı yoktur. Ben böyle bir yaklaşıma sahip değilim. Bizim cenahtan bu tür bir yaklaşım ortaya koymuş olan ismin, isimlerini zikretmem. Bir kısım tarihçiler, kamuya adım hal olmuş şahsiyetler oldu. Onların bu tavırlarını da doğru olarak bulmuyorum. En başta inandırıcı olmuyorlar. Dolayısıyla temsil ettikleri yaklaşımı itibarsızlaştırıyorlar. Zarar vermiş oluyorlar. Çünkü böyle bir şey eşyanın tabiatına zıttır. Fıtrata aykırıdır. André Gide'in dediği gibi diyelim Fransız. Gerçeğin rengi gridir. Simsiyah, bembeyaz gerçekte çok yoktur. Açık gri vardır, koyu gri vardır. Biz açık griyi tutarız, koyu grinin karşısına dikiliriz. Yani işin felsefi değerlendirmesi bu. Sade'de gelin demiş ise bana TRTR şu. Mesela 1936 Montreux Boğazlar Konferansı. İstanbul Çanakkale Boğazları'nda Türkiye'nin tam egemenlik haklarını yeniden eline alabilmiş olması. Bu bir artıdır. Efendim arka planında şu vardı, İngiliz desteği vardı, o vardı, bu vardı. Bunlara da takılmam. Mühim olan netice. Lozan'daki statü 1936'ya kadar gelen 13 senelik uygulama İstanbul, Çanakkale, Boğazları'nda Türkiye Cumhuriyeti egemen değil. Asker bulunduramıyor, silah bulunduramıyor. Özel bir Boğazlar Komisyonu var. Hakimiyet, kontrol onlarda. 1936'da Türkiye girişimde bulundu. Montrö'de imzacı devletler yeniden bir araya geldi. Lozan'ın o kısmı değiştirildi, tadil edildi. Boğazlar da tam olarak egemenlik kapsamına alındı. Bu bir artıdır. Bu artıya resmi ideoloji açısından gölge düşürecek bazı diyelim ki arka planlar var mesela hani İngilizlerin desteği olmasaydı ne alırdınız falan. Olmuşsa olmuş, helal olsun. Sonuçta başarılı olmuş mu, iyi olmuş mu? Ben ona bakarım. Bizim cenahtan bu yaklaşıma karşı çıkacak. Tahmin ederim bir kısım fanatikler olacak. Onların olacağını bile bile konuşuyorum. Çünkü mühim olan bizimkinin doğru olması değildir. Doğrunun çıplak olarak ne olduğunun ortaya çıkartılması bizim de onu kabul etmemizdir. Hazmetmemiz gerekse bile. Uzun vadede kazandıracak olan da bu yaklaşımdır. Çünkü bu yaklaşım gerçekçiliği itibarıyla insanlar üzerinde itibar sağlar ve kazanan siz olursunuz. Fanatizm de öteki tarafa kalır. İki diyeyim örnek. Hatay deniliyor ama Hatay uydurma bir isimdir. Doğrusu Osmanlıdan intikal etmiş olan Sancak ya da İskender'in Sancarıdır. Oranın mesela tekrardan Türk topraklarına katılması. Bu tam manasıyla bir kazanımdır, bir artıdır, olumlu bir şeydir bizim kardeşimiz moderatörlerimizden bir tanesi de vatanıdır yani. İyi ki kazanılmış biz de. Onu kazanmış olduk bu sayede. Üç diyeyim bununla noktayı koyayım müsaade ederseniz fazlasıyla cevap vermiş olacağım. Türkiye'nin ikinci dünya harbine girmemiş olması. Evet yani ne Almanlar ne müttefikler ölümüne bastırmadılar illa harbe gir bizim yanımızda ol diye. Girişimleri oldu çeşitli derecelerde art boyunca. Ama ya gireceksin ya mesela seni işgal ederiz falan yani böyle bir ölüm kalım haline de getirmediler meseleyi. Sonuçta Türkiye'ye de girmedi. Bu sırada Türkiye'nin kaderine hükmeden kim? Sebepler açısından İsmet Paşa, faşist diktatör, milli şef. Ama böyle bir artı yaşattı. Bu bir artıdır. Bu önemli bir artıdır. Çünkü girseydi mesela diyelim ki müttefiklerin yanında bir Almanlar işgal edecekti. Memleket yangın yerine dönecekti. Sonra harbin dengeleri değişince Alman işgalinden kurtarıyoruz deyip Sovyetler kurtaracaktı, tırnak içinde kurtaracaktı. Bulgaristan'ın halini düşünün. 1991 senesine kadar bir Doğu bloku ülkesi olacaktık. Şu anki gelişmişlik düzeyi, refah, milli gelir falan dürbünün tersiyle göremeyecektik. Mesela bu bir artıdır. Ama şimdi sen de bu kadar laftan ve programdan sonra döndün İsmet Paşacı mı oldun falan diye düşünen olur mu bilmiyorum hani inşallah. O derecede uçuk kimse yoktur beni izleyenler arasında. Şunu tekrar hatırlatayım geçmişte çok tekrar ettik. Kişileri kurumları değerlendirirken tarihte arkadaşlar bütün artılarını toplarız, bütün eksilerini toplarız. Sonra hangisinin ağır bastığına bakarız. Bu anlamda İsmet İnönü'yü değerlendirdiğimizde benim nihai kanaatim şudur. Beş tane artısı varsa beş yüz tane de eksisi vardır. Yani ben İsmet Paşacı falan değilim ama hani dilimizde güzel bir atasözü var ya yiğidi öldür hakkını ver diye. Şimdi yiğit tanımlamasına İsmet Paşa ne kadar girer ona temas etmiyorum. Ama her ne olursa olsun hani öldüreceksek bile hakkı olan bir şeyde de hakkını vereceğiz. Bu bizim imanımızın İslami şuurumuzun, Müslüman ahlakımızın gereğidir. Biz Kur'an'da ve sünnette bunu öğrendik. Bir gerçeği gördüğümüzde işimize gelmiyor mülazasıyla göre göre gözümüzü yumamayız, onu inkar edemeyiz. Biz çünkü Müslümanız. Uzun boylu bunu bir kere daha izah etme lüzumu duydum. Müdavim arkadaşlar tekrar olduğundan ötürü haklarını helal etsinler. Messi Lionel'in başka sorusuna cevap vermeyin müsaadenizle. Yani adil kullanım meselesi. Çünkü bana göre 15 dakikamız falan kaldı. Ahmet Çelik, hocam ilk orta lise üniversite için alternatif tarih kitabı yayınlanması uygun olur mu? Çok uygun olur da ama bunu nasıl dağıtacaksınız? O öğrencilere nasıl okutacaksınız? Asıl onun çaresini düşünmek lazım. Kitabı yazmak kolay, dağıtıp okutmak zor. Çok tecrübem olduğu için oradan biliyorum geçmiş yıllarda. Hüseyin Aktürk, Mustafa Kemal'in Nablus Filistin cephesinde İngiliz ajanı Thomas Lawrence ile görüşmüş müdür? Saygı ve hürmetler. Doğan kitap 1-2 sene önce yayınlandı. Bir İngiliz yazar. Kitabın adı Maluplar. Yani şu an ticari piyasada bulabilirsiniz. Doğan Kitap Maluplar. Birinci Dünya Harbi ve takip eden yılları konu alan bir tarih incelemesi. Sayfa numarası ezberimde değil. Oradaki iddiaya göre Halep'teki bir otelde savaşın devamı esnasında sonlarına doğru İçeriği hala bilinmeyecek şekilde Mustafa Kemal'le meşhur casus Lawrence'in en az bir kez bir araya gelip gizlice görüştüklerine dair bir bilgi, bir paylaşım var. Ben bahsini ettiğim kitaptaki bu bilgiyi herhangi bir yorum yapmadan buradan paylaşmış olayım. Sencar Mutlu özet olarak demiş ki 5816 sayılı kanunun kabul edilmesi bununla ilgili detaylara dair de bir program yapsanız. inşallah aklıma yazdım iyi olur, faydalı olur. Çünkü sık sık yani her programda en az 10 sefer 5816 diyoruz. Müdavim arkadaşlar da haklı olarak merak ediyorlardır. Nedir bu, ne zaman oldu, nasıl oldu, arka planı, gelişimi, süreci falan. Çünkü gizlilik yönüyle de hakikaten bir program yapmaya değecek tarafları var. O da bir diğer aynen Menemen gibi derin devlet provokasyonunun ürünüdür. Bir gecede 27 Atatürk heykeli birden yıkılıyor muhtelif yerlerde. 5816 çıktığı andan itibaren bir tek heykelin hiç kimse burnuna bile dokunmuyor. O gündür bugündür yani. Bir iki meczup olmuştur da onlar haklı dengesi olmayan insanlar mevzu etmiyorum. Çok net bir derin devlet provokasyonu. <laughs> Solun si zamanında Menderes'i destekleyen İzmir Manisa bu zamanın Menderes'ine düşman sizce neden? O bölgelerin Neyse, suç işlemiş oluruz arkadaşlar. Cevap veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Cüneyt Emiroğlu, Salih Bozok neden intihar etmişti? Bu intiharın iç yüzünü anlatan bir kaynak var mıdır? Yani Rıza Nur'un hatıralarında bu konuya ne kadar ayrıntılı girilmiş ona bakmak lazım. Şu an ezberden hatırlamıyorum. Bir, iki. Bununla ilgili bütün bildiklerimi burada aynen sizinle paylaşamam. Çünkü hangi hakimin önüne giderse gitsin 5816'ya girer. Üç. Resmi tarihin söylediği şu, Atatürk'süz bir hayat yaşayamam diyor Salih Bozok. Önceden daha dolma bahçede. O yüzden Atatürk'ün tedavisiyle meşgul olan doktorlardan bir tanesine kalbin tam anatomik yani bedendeki duruş yerini kendisine göstermesini istiyor. Tabancayı sıktığında mermi doğru hedefe gitsin diye. Doktor da gösteriyor buna. Hadi merak etmiş gibi soruyor. Sonra resmi tarihin anlatılımı gene de yanılmamak için o doktorun parmağını bastığı yere tentür diyot sürüp işaret koyuyor. Atatürk'ün ölümü duyulduktan işte böyle bir 15-20 dakika yarım saat sonra falan sarayda başka bir odada tabancayı oraya dayayarak sıkıyor. Ama nasıl oluyorsa yani şimdi bu hakikaten bir boşluk. Yani burada bir yalan dolan çarpıtma mı var yoksa tamamen Salih Bozok'a ait bir el kazası mı bilmiyoruz. İkisi de olabilir. Mermi gene de kalbe saplanmıyor. Yani bu kadar ön hazırlığa ihtimama rağmen sıyırıyor falan ama o günün tıbbi şartlarında yaşlı da zaten kesin olarak tedavi edilemeyecek ağır bir yaraya yol açıyor. Ve ondan sonra hayatını yarı canlı yaşıyor böyle yatakta falan. 38 en fazla 2 sene sonra falan gibi o yaraya onun meydana getirdiği komplikasyonlara bağlı vefat ediyor resmi anlatım bu bunun arkasına geçemem arkadaşlar onlar bende kalıyor yani buraya getiren nedir falan 5816 ortadan kalksa bile onu anlatır mıyım emin değilim korktuğumdan mı hayır yani gene de yaşadığımız toplumun asayişine, güvenliğine, barışına katkı yapmak bu toplumun bir parçası olduğumuz için bir ferd olarak benim de sorumluluğumdadır. İnsanları birbirine düşürebilecek böyle işte Kemalist, İslamcı falan yani işi kan dökmeye, birbirini vurmaya götürebilecek aşırı tahrik edecek olan bazı tarihi bilgilerin bana göre toplumda böyle bir infiale yol açmadan zaman içinde hazmettire hazmettire yedire yedire verilmesi lazım. 5816 olmasa bile ben bu arz ettiğim hassasiyetim nedeniyle bildiğim her şeyi baştan itibaren çıkıp laf diye paylaşmam. Yani bu dünyevi kazanç anlamında baksanız aslında karlı bir şeydir. Reytinginizi fevkalade arttırır. Ama hayır yani bir Müslüman olduğumuz iddiasındayız. Bize göre bir reyting hedefi olacaksa bile o ancak dördüncü, beşinci sıralarda olmalı. Ondan önce önemsenmesi gereken başka hassasiyetler vardır. Hiç kimsenin burnunun kanamaması, insanların birbiriyle kanlı bıçaklı hale getirilmemesi bunlardan bir tanesidir. Bu da tam bu konuya örnektir işte artık. Ne anlarsanız anlayın. Kusura bakmayın. Fatihince bir akşamda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir garabet olan heykel yapma yarışını kodun edinebilir misiniz? Başka ülkelerde de benzer uçukluklar var ama o ülkelerin isimleri zikredildiğinde bizim resmi ideoloji yanlılarının yüzünü karartacak ülkeler yani mesela Kuzey Kore gibi. işte Stalin dönemi Sovyet Rusyası falan gibi diyecekler ki yani işte bizim layık cumhuriyetimizi bunlarla mı mukayese ediyorsunuz? E ne yapalım? Siz yaptınız yani. Hani meşhur fıkradır ya, Guarnica tablosunu bir nazi subayı, gerçekte böyle bir şey olmamış hiç nazi subaylarıyla Pablo Picasso bir araya gelmemiştir. Fıkra. Nazilerin hava kuvvetleriyle bombalayıp bir iki saat içerisinde binlerce sivil masum insanı öldürdükleri, yerle bir ettikleri bir İspanyol kasabasıdır Guarnica. İşte bu vahşeti anıtlatıştırmak için de Picasso meşhur tablosunu yapıyor. adına Guernica koyuyor. Fıkra o ki Nazi subayı diyor ki bu tabloyu siz mi yaptınız? Picasso da hayır diyor siz yaptınız. Şimdi aynen onun gibi bize derlerse ki yani işte atamızın ülkesine dönemini böyle Kuzey Kore gibi Stalin Rusyası gibi yerlerle mi ediyorsunuz? Ya i̇şi böyle bir heykel manyaklığına döken biz değiliz ki sizsiniz. Siz yaptınız. Deriz biz de. Baştan cevap vermiş olalım. Evet. Son dakikalarımıza girdiğimiz için arkadaşlar son 3 soru kuralını işletmeye başladım. Birinci soru. Enver Paşa, Rumuzlu. Hocam Enver Paşa hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu değil benim Enver Paşa ile ilgili düşüncelerim. Özeti bu. Yani kişisel olarak şahsi ahlak anlamında böyle hırsızlık, suistimal, cinsi suçlar falan. Çok temiz birisidir. Çok ahlaklı, düzgün bir kişiliği vardır ama sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Tarihi bir şahsiyet. Abdülhamit Han'ı yıkmış olan bir nolu isimdir Enver Paşa memleketi birinci dünya harbine sokmuş olan bir nolu isimdir Enver Paşa. Bunları yaparken kendine göre iyi niyetli olmasından falan da hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Batılların dediği gibi cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Gök Sultan'ı tahtından indirdiği için bu memleketi birinci dünya harbine sokup mezarına, tabutuna son çiviyi çaktığı için daha çoğaltabiliriz de iki tanesine fikir versin diye söylüyorum. Enver Paşa hakkındaki görüşüm son tahlilde olumsuzdur. Demin ki İsmet Paşa örneği gibi düşünün. Artıları yetersiz kalıyor. Evet. Birinci soruya cevap vermiş olduk. İki. Hatley 34. Hocam nutuktaki bilgilerin yüzde kaçı doğrudur? Yani şimdi bunu şöyle alalım. Alenen yalan olması, gizlenmesi, çarpıtma olması. Bu üç kriter üzerinden baktığımız vakit yüzde veremeyeceğim yine de. Çok afaki olur. Çünkü böyle özel bir yaklaşım, özel bir çalışma yapmış olmanız lazım. Yoksa zikredeceğim rakam size karşı saygım itibarıyla bana yakışmaz. Kafadan atma bir rakam olur. Onu baştan belirteyim. Ama işte doğrudan yalan ya da geçmesi gereken bir gerçeğin üstünün bilinçli olarak örtülmesi, saklanması ya da yorumunun kasten çarpıtılarak verilmesi bağlamında yarıdan fazla diyebilirim. Öyle olduğundan ötürü Falih Rıfkı Atay gibi birisi bile Çankaya kitabında Atatürk keşke bu nutku hiç yazmamış olsaydı diyor. Bu niteliğinden ötürü Nutku. Falih Rıfkı gibi bir tapıcıya bile bunu söylettirmiş. Yani şimdi bizim gibi birisinin Nutku eleştirmesi belli bir kesim açısından hiçbir kıymet harbiyesi olmayabilir. Ama Falih Rıfkı gibi biri keşke Nutuk hiç yazılmasaydı demişse açık açık kitabında e, bunun üstünde herkesin durması gerekir. Yani neden bu bunu diyor. İşte söylediğim o üç kriter. 6 üstüne getirilmiş tarihin o dönemin. 3. Üç. 3. ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu tarih sorusu değil ama soru. Sizin resmi tarihten gerçek tarihe isimli 13 adet dizi programınız var. Valla sayısını ben de bilmiyordum şimdi öğrendim 13 bölüm olduğunu. Bunu tavsiye edip tanıtırsanız arkadaşlar için güzel olur. E işte duyurmuş olduk meraklıları. Bunlar Kanal A televizyonunda 2014 senesinin e, herhalde Ağustos ve 2 ayları arasında olması lazım haftada bir yayınlanmış olan programlarda Sonra Rütük CHP falan ayağa kalktı. Rütük ağır bir ceza kesti. Kanal yönetimi de korktu. Program iptal edildi. Tehditler nedeniyle. Ya 2014'te Türkiye'yi kimler idare ediyordu düşünün. Yani normal bir iktidar zamanında bile hala böyle faşizan bir baskı var bu memlekette. Hala o bugün için. Oğuz'a Oğuz'a. Hocam bu meşhur ikilinin herhalde herkes anlıyordur. Bu vatan için olumlu bir şey yaptıklarının kendi inisiyatifi olarak değil öyle emir aldıkları için emri yerine getirdikleri olamaz mı? Şimdi arkadaşlar tarih metodolojisi dediğimiz noktaya geri döndük. Elde somut bilgi belge olması lazım. Yani Mantıki olarak, spekülatif olarak böyle olamaz mıdan yola çıkarak tarih bilgisi üretemezsiniz. Bu yanlıştır demiyorum. Soru sorabilirsiniz. Bu gibi hipotezler, bu gibi spekülatif çıkarımlar bir araştırmanın başlangıcını oluşturabilir ama sadece o kadar. Yani bütün doneler, bütün veriler tutuyor. Bizim de gönlümüzden geçen hani böyle olduğu ortaya çıktığında hoşlanacağımız, sevineceğimiz budur. Öyleyse böyle olmuştur. Çünkü bu yaklaşım ve bu yaklaşıma dayalı olarak üretilmiş iddialar onlarca yıldan beridir bizim İslamcı kanatta da çok fazla sayıda dile getirildi. Ve bu aslında bize fevkalade stratejik zarar verdi. Tarih yakın tarih konusunda bizim İslamcı cephenin inandırıcılığını ve itibarını aşındırdıklarından ötürü. Zinhar uzak durun. Ama Oğuz'a Oğuz'a'yı kınamıyorum ayırıyorum dikkat edilsin bir yanlış anlamı olmasın. Bu yanlıştır, çarpıktır, hatadır demiyorum. Buradan yola çıkarak bilgi üretemezsiniz. Buradan yola çıkarak acaba bir bilgiye ulaşabilir miyim diye bir araştırma başlatabilirsiniz. Yani bu aynen lisede de biyoloji dersinde falan öğrendiğimiz bilimsel sistematik araştırma metodudur. Önce gözlem sonra hipotez gözlem yaptı. Aklına böyle bir ihtimal geldi. O ihtimali bir hipotez halinde eline alır. Sonra acaba somut maddi tarihte bunu destekleyen ciddi bilgilere, delillere ulaşabilir miyim diye araştırır. Sonucu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Arz etmiş olalım. Evet, 2 saat 10 dakika oldu. <laughs> Candan Yaşar'ın sorusuna şimdi gözüme takıldı. İleride bir gün cevap veririz. Fethullah Gülen'i Koç'la istihbaratla tanıştıran Yaşar Tuna göre neden kendini değil de FETÖ'yü bu göreve hazırladı? Bu geçen de soruldu bana. Onun ne özelliği var? Aksi ne şöhreti ne makamı vardı? Yaşar Tuna göre en başta yaş itibarıyla o işe uygun değildi o gün için. F. Gülen yaş itibarıyla ve bazı kişilik özellikleri itibarıyla uygun yani. Bu da dört oldu. Arkadaşlar benim de boğazım iyice kurudu, yoruldum. Vakti de geçtik. Hepinizi Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Cuma akşamı Allah izin verirse saat 22'de herhangi bir konu anlatımımız yok. Baştan itibaren sizin sorularınıza cevap vermek niyet ve ümidiyle inşallah huzurlarınızda olmak istediğim bilgisini paylaşıyorum. Allah'a ısmarladık.